Spor ekranlarından herkese merhabalar. Spor gündemiyle karşınızdayız. Mahmut Alpaslan ve Abdullah Ercan konuklarımız yaklaşık 3 saat boyunca gündemin öne çıkan gelişmelerini bu ekranlarda değerlendireceğiz. Hocam hoş geldiniz. Hoş gördük. İyi yayınlar. İyi yayınlar olsun. Abdullah Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Fenerbahçe ile açılışı yapacağız. Sarı lacivertliler Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanş maçında uzatmalara taşıdığı karşılaşmada birbirlik beraberliğe razı oldu ve böylelikle Fenerbahçe için Şampiyonlar Ligi defteri kapanmış oldu. Sarı lacivertli temsilcimiz Avrupa'da yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Lille oynadığımız mücadelenin özet görüntülerini şimdi ekrana getirelim. Sonrasında mücadele üstüne değerlendirmelerimiz olacak. Mücadelenin özet görüntülerini ekrana getirdik. Mahmut Hoca ile bir başlangıç yapalım isterim. Hocam önemli bir karşılaşmaydı hem Fenerbahçe hem Türk futbolu açısından. 90+1'de o istediğimiz, beklediğimiz gol geldi. Şans yanımızda mı dedik, hakikaten şans faktörü golde çok büyük önem arz ediyor. Ama sonra gördük ki bazı talihsizlikler saha içinde olabiliyor. Son bölümdeki penaltı hakikaten tadımızı kaçırdı. Fenerbahçe'nin de vedasına belki de bir sebep oldu. Nasıl değerlendiriyorsunuz 120 dakikalık oyunu? Tabii temennimiz devam etmeleri. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir platform. Orada takımlarımızın olması, Fenerbahçe'nin de olmasını canı gönülden arzu ediyorduk ama senin dediğin gibi bazı şans faktörleri var, bazı da oyun faktörleri var. Bunlar şans faktörünü bir tarafa bırakıp oyun zaten oyunu konuşmamız lazım. Yani oyun faktörleri de Fenerbahçe daha çok pozisyon üretmeye çalışan bir takımdı. Diğer takımda zaten Lille belli oradaki bir avantajı var. Rakibi daha çok hani uyutma diyebiliriz ya o tarzda. Oynayıp üzerine çekip o şekilde gitmeye çalışıyorlardı. Bilhassa ilk devre sağ tarafı çok kullandılar. Üçlü oynadığınız zaman bunun özelliklerini rakip takım olarak iyi itmelerinizi çok iyi yapmanız lazım. Santos'u yanılmıyorsam sağ tarafta oynayan. Arkada da Münya. Münya içeri girdiği zaman kanatı çok iyi kullandılar. Santos içeri girdiği zaman Münya kullandılar. Genelde en fazla ilk devre, daha doğrusu oradan çok fazla atakları kullanmıyor. Zaten orta sahada top yapan bir ekip. Yani ayağı iyi pas yapan bir ekip ama Fenerbahçe'de onlara pozisyon vermedi. Yani şöyle bir bakıyoruz oyun genelinde. Pozisyon bir tek penaltıydı. Hadi pozisyon olarak. Ya kalecinin uçtuğu kurtardığı bir top yok. İlk yarı bir tane var hocam. Girdi dışarı çıkardı ya. Dzeko'nun yok karşı karşıyaydı vurdu. Bir tek o var galiba. Yani şöyle çok fazla anımsayanabilecek bir pozisyonları yok rakip takımın. Ama oyunda İşte dedim ya rahat bir takımlar. Oyun prensiplerini çok iyi bildikleri için maalesef Avrupa takımlarında top yapmaları ve oyuna çabuk çıkmalarını engelleyemiyoruz takımlarımız. Burada bizim bir arızamız var. Biz çok telaşlı futbol oynuyoruz. Mesela Mourinho'da gördüğümüz kadarıyla herhalde bundan belki şeyde de Jesus'ta da İsmail Hoca'da da çok çabuk oynamadan ziyade daha çok şeyde oynamayı seviyor. Yani oyunu 90 dakikaya yaymayı seviyor. Ve sezonun da uzun olduğunu düşünerek o tarzda bir oyun prensibi var ama biz bazı yerlerde de kabul etmiyoruz onu da. Rakibe göre de o oyunları ayarlamamız gerekiyor. Ahmet girdi mi, Ahmet çıktı, bu oynardı, bu onlar farklı bir konular. Ama önemli olan oyun prensipleri. Bastığınız zaman önde adamlar 3 pasta sizin o boşluğunuzu bırakıp orta sahanızı delebiliyorlar. Ama biz onları yaşayamıyoruz. Yani biz bastığımız zaman önde çok fazla atak vermeye çalışıyoruz. Orta sahada veriyoruz daha doğrusu. Yani direkten dönenler var, kalecini çıkardı pozisyonlar, bilhassa ikinci yarıda bunları yaşadık ama olmadı. Bunun da nedenlerini, oyun prensiplerini, oyundaki inişler, çıkışlar, ofansif veyahut da defansif veyahut da orta sahadaki olaylar, bunların hepsini çözecek olan bizler değiliz tabii, hoca çözecek. Ama Şampiyonlar Ligi'ni kaçırdılar, görmek isterdik burada Fenerbahçe. Orası çok farklı bir platform. Bundan sonra UEFA'da devam edecekler. Orada başarılar diliyoruz. Tabii ligdeki performans da çok önemli. Evet. Hocam nasıl buldunuz Fenerbahçe'nin oyun planını, stratejisini, yeterli seviyede üretkenlik gösterebildiğimizi düşünüyor musunuz? Neleri daha iyi yapabilirdik? En sondan başlayayım. Yeterli seviyede üretkenlik konusunda daha istenilen seviyede değiliz. Oradan başlayayım. Fenerbahçe taraftarını kutlarım. Teknik ekibini kutlarım. Neden? Sebep şu. Bir kere arzu istek olarak son yıllarda izlediğim 120 dakikayı da düşünürsek en iyi
Fenerbahçelerden bir tanesiydi arzu istek olarak. Oyun bu paralelde çok iyi gitti mi? Oyun çok organizasyon açısından belki istenilen seviyede değil ama yine Fenerbahçe'nin şutları var. İki tane direkten dönen topları var. Ve sahanın en iyilerinden biri olduğunu düşündüm. Neydi sol bekin? Osterwolde. Osterwolde'nin eline çarpıp elenmesi var. Şimdi Lille takımı çıktığında Kerem, insanlar biraz belki şunu düşünüyor olabilir. Yani Fenerbahçe'nin ayarında değil. Fenerbahçe kadro kalitesi olarak daha önde diye düşünebilir ama Lille takımı ciddi bir organizasyon takım. Yani hocamın biraz önce söylediği gibi belirli prensipleri olan bir takım. Bir de hocasını düşündüğümüz zaman iki sene önce Rennes'den hakikaten biliyorsun neleri yapabileceğini. Fenerbahçe bunlara karşı motivasyon anlamında da bunu bir parametre olarak bu maçlarda kullanmak lazım. Çünkü çok önemli maçlar bunlar. Bir milli maç seviyesinde geçiyor. Bence çok iyi oyunun bütün bölümlerini götürdü. Ama şöyle değil, çok organize olmuş atak yapma konusunda değil de istek arzu olarak çok iyi götürdü oyunu. Evet. Ki Fenerbahçe'nin hala hazır olmayan oyuncuları var. İşte Maximin bunlardan bir tanesi. El-Nesri bunlardan bir tanesi. Ya bütün bunları düşündüğümüz zaman dün sahada gelişeceğini gösteren bir Fenerbahçe vardı. Ya ileriki haftalarda bence daha iyi olacağını görüntü olarak veren bir Fenerbahçe vardı. Tabii niye kaybetti diye gelirsek, bence kaybetmemizin en büyük sebebi orta sahadan kaynaklanıyor. Ya buna ister dersiniz yönetimin iki ay oldu hala bir orta saha oyuncusu almadı dersiniz. İster orada hala bir organizasyon yok dersiniz. Niye bunu şuna bağlayacağım? Mahmut Hoca bize biraz önce çok güzel bir şeye değindi. Dedi ki, onlar ön alan baskısını çok iyi yapıyorlar dedi. Biz daha istenilen seviyede değiliz dedi. Aslında bu çok doğru bir tespit. Bizim önde oynayan dört tane oyuncumuzu düşünürsem, bir tarafta Maxim, öbür tarafta Tadic, Şivanski önü Edinceko. Ya bu oyuncularla ve sezon başı itibariyle bir ön alan baskısını yapmak veya doğru ve etkili yapmak biraz şu an itibariyle, şu dakika itibariyle çok hayalcilik olur. Çünkü biliyorsun adam adama ön alan baskılarda fiziksel parametreler çok evet, önemlidir. Onları düşünürsek bunu yapmamak bence daha doğruydu. Fenerbahçe ne zaman özellikle Mourinho'nun taktiklerinde ön alan baskısını denediği zaman o rakip takım boş oyuncuyu bulduğu zaman direkt senin orta sahanı geçiyor. Bir de arkadaki oyuncuları eğer sıkıştırmazsan mesafeler açılıyor. Ama risk mi dersiniz? Bence skora göre yapılan değişiklikler mi dersiniz? Ben doğru zamanlarda doğru oyuncu riskleri alındığına da inanıyorum. Hı hı. Yani 3 tane santrofordan bahsediyorum. 2 merkeze, biri sol tarafa. Şans golüne de katılıyorum. İlk maçta Fenerbahçe'nin yedikleri de şans golüydü. Evet. Keza bu da öyleydi. Sonuç itibariyle çok önemsediğim, yani Şampiyonlar Ligi'nde Fenerbahçe devam ederi çok önemsediğim, çünkü uzun yıllar sonra girselerdi ki Slavia Prag'la oynayacaklardı. Sencilion'u elemiş. O da kolay bir eşleşme olmayacak. Kolay bir eşleşme değil ama yani buradan morallenmiş bir Fenerbahçe. Ayın 20'sini düşünürsek bir hafta daha kazanmış bir Fenerbahçe olacaktı. Hı hı. Ben açıkçası orada Fenerbahçe'yi tura daha yakın görüyorum. Onu da söyleyeyim. Yani finalde şunu söylemek lazım, yazık oldu. Yani tamam Fenerbahçe Avrupa Ligi yine bir hedef olabilir ama Şampiyonlar Ligi'nde de Fenerbahçe bir şeyler yapabilirdi. Ha finale kadar gider, final oynar diyemeyiz ama orada olmak, uzun yıllar sonra oranın havasını teneffüs etmek hem oyunculara moral olurdu hem lig için bir moral olurdu. Hak etmedik yani Kerem, ben öyle bakıyorum biraz. Hocam, Fenerbahçe'nin özellikle hücum organizasyonlarına baktığımız zaman ilk mücadelede de bunu gördük. Belki
Lugano'ya karşı burada oynanan karşılaşma bir duran top golüyle orada oyunun tekrar içine dönmüştü. Fenerbahçe Lille deplasmanında free kick golüyle burada da taçtan rakibin kendi kalesine attığı bir gol söz konusu. Fenerbahçe'nin baskı kurduğu anlara baktığımızda kullanılan kornerler, duran toplar, taç atışları burada ön plana çıkıyor. Ama akan oyunda Fenerbahçe'nin yeterli üretkenliği ve organizasyonu olduğunu düşünüyor musunuz? Bunu merak ediyorum. Çok değil. Çünkü dün tek bir organizasyon var. Tadiç'in sağdan sağ ayakla kesip sen Maksimen'in. Maksimen'i buluşturduğu top. Evet. Yani bunları çok fazla göremiyoruz. Çünkü elinizde sizin o tarzda oyuncularınız var. Bu arada Adana Demirspor yani Lille'e göre kağıt üstünde çok zayıf bir takım. Evet. O maçta dahi yani, üretkenlik anlamında orada, Fenerbahçe orada, tatmin edici seviyenin çok orada bir sıkıntı var. Maksimen şöyle söyleyelim. Maksimen malum hepimizin bildiği yani takip edenlerden yola çıkalım. Daha çok kendi yeteneklerini kullanan, vücudunla o fiziksel güçle birlikte giden size hızı ve çabukluğu. Kolektif oyunda ne kadar size verir ki gelmeden ismi de geçtiği zaman anlatmaya çalıştık burada. Evet. Size saç baş yoldur ama çok kreatif bir oyuncudur. Çok farklı bir oyuncudur. Ummadığınız yerde 5 kişinin arasından çıkar golü yapar veyahut da pozisyon olursa karşı. Bu da zaman getirecek çünkü belli ilk devreden bahsettik. O sağ tarafta fazla yardıma gelmedi. Ostavol de çok orada zor durumlarda. Savunma düştü. Yardımı olan bir oyuncu değil. Ama bence iyi savundu hocam ya. Yok şöyle. İlk maçtaki o şeyin etkinliğini düşünürsek, ilk maçta Gomez miydi o? Evet. Onun etkinliğini düşünürsek bence bayağı iyi savundu birebir. Yok şöyle demek istedim ben. Mignon'un o kadar akıllı bir oyuncu ki ne zaman kendini açığa atacağını, ne zaman içe atacağını zaten en büyük özelliktir o. Oradan zaten bir oyun planları var hocam. Zaten devamlı oradan geçtiler. Zaten onu dedim ya ilk yarı bilhassa çok fazla kullandılar. Üçlü oynadığınız zaman buradaki üçlü oynanan oyuncunun da emniyetlerini çok iyi bilmeniz lazım. Oyunu da çözmeniz lazım. Çözemediler. Orada Ostavol de çok farklı. Ki Allah'tan defansif yönü biraz iyi ki. Evet. Kapattı yani geçiş vermedi. İlk devreden bahsediyorum ama yani şimdi şu anda kolektif göremiyoruz. Kolektif görememin de nedeni tabii herhalde hocanın antrenman periyotlarından takıma bir şeyler sunmaya çalışıyor. Dikkat et 120 dakika oyundan düşen oyuncu yok. Bir de cumartesi oynadı Fenerbahçe. Çok az. Onlar oynamadı yani. Oyundan düşen çok az oyuncular vardı. 120 dakikadan bahsediyorum. Şimdi ilk devre bilhassa izlediğimiz kadarıyla Ceko o kadar çok yalnız kaldı ki her topa hakim oldu. Ama ortadan gelen yok. Onun arkası dikkat etti mi? Hep çağırıyor. Gelin. Hep elinle işaret etti. Gelin yanına sokulan oyuncu. Herhalde belki bir 3-4 haftayı sürecek Fenerbahçe'nin bir oyun planının tam oturması, agresif oyunu şu anda görmüyoruz. Şu anda istemiyor belli. Oyunu yaymak istiyor. Uzun 90 dakikaya yaymak istiyor hoca. Dünkü oyun planından ama rakipleri de ölçmek lazım. Yani siz bu tarzda kaç tane rakiple oynuyorsunuz kendi liginizde oynayacaksınız. Bir de onlar da var. Yani her şey hem rakip hem de sizin oyununuzda. Adamlar telaş yapmıyorlar. Hiçbir şekilde telaş yapmıyorlar. Bir kere çok hakimler, oyuna hakimler. Nasıl ve herkes biliyor ne şekilde nereye çıkacağını, nereye koşacağını. Biraz evvel dedik ön baskıyı yaptığın zaman iki top yaptılar. Senin ceza sahasına geldi adamlar. Sen ona alışık değilsin. O tarzdaki oyun planlarına da alışık değilsin. Olmayınca da maalesef senin elindeki işte İsmail bir yerlere koşmaya çalışıyor. Oyunu kuran bir kardeşimiz değil ama oyunu rakibi bozmayı bir yere kadar. Ezmanski bir yere kadar. Onun özellikleri daha farklı yerlerde ki Dzeko ile önde oynadığı zaman o aralara giren bir oyuncu. Daha etkili oluyor. Onu da bulamadınız. Onu da göremiyorsunuz. Bu sefer tek bir oyuncu kalıyor. Tadiç burada. Maksimen burada. Önde bir tek Dzeko kalınca sizin ceza sahasını da arkadan gelen oyunculara atma şansınız olmuyor ve oyunda nasıl söyleyelim o hakimiyeti karambollerle gitmeye başlıyor. Yani ben Fenerbahçe'nin herhalde bir 3-4 hafta sonra daha bir kreatif bir oyun anlayışını, organizasyon anlayışını oturtacağını düşünüyorum. Çünkü Mert Müldür'le oynuyorsunuz. Onun oyun aktivitesi farklı. Samuel'in oyun aktivitesi farklı. Bu tarafta mecburiyetten kaldığınız Samuel'le oynuyorsunuz. Tabii Ferdi'nin durumu gidiyor kalıyor falan bir şeyler söyleniyor. Ne olduğunu bilemiyoruz ama bir yerde bir değişikliğe gidecek. Stoperler ise oyun kuran stoperler değil. Bunlar daha çok böyle kestiği zaman uzun oynamasını sevenler. Çok fazla değil. Mesela bir Beka bu tarzda değil. Beka daha oturaklı. Nerede nasıl basılacağını çok iyi biliyor. Nerede kendisini arkaya atacağını biliyor. Ve topu aldığı zaman da çok iyi kullanan bir oyuncu.
Artık bunlar zamanla hocanın hem Türk futbolunun alışkanlığına birlikte göreceğiz. Ama yani gönül istiyor takımlarımız gitsin abi buralarda olun. Yani bu kadar yatırımlar evet. yapıyorsunuz. Şimdi inşallah UEFA'da başarılı olur. Orada devam ederler. Yani sadece Türkiye Ligi şampiyonluğu için Galatasaray'ın Saray'a 20, Fener'in Enesiri'ye 20 yani. Vermesine gerek yok. Ama biz ne istiyoruz işte? Sen burada zaten ilk 3 kesin senin. İlk 3-4'te gidiyorsun. Evet. Ama burada artık buralarda bir yerlere gibi gruplardan çıkalım. Ben seninle de yaptığımız yayınlar hep söyledim. Artık Avrupa Şampiyonlar Ligi çok zor. Bizim burada nasılsa rakiplerle arandaki makas çok açıksa orada da çok açık. Yani gruptan çıkmak emin ol sürpriz artık bizler için. Ne kadar bu tarzdaki oyuncular alsınız onlar daha kreatif, daha çabuk oyuncular. Bir yerde biz artık transfer modellerimizde herhalde konuşuruz bunları değiştirmemize evet. gerekiyor. Yani yazık oldu. Son saniyede Cenk'in o pozisyona da herkes girmez kolay kolay yani. Korkutucu bir pozisyon. Buralara ancak santrafor olanlar girer. Oraya bilenler girer. İşte Samuel'in vurdu dışarıdan. Cenk'in vurdu. Hocam esas bir pozisyon var hatırlar mısınız? Maçın başı 25 veya 30. saniye kenar orta Ceko. Geldi. Ceko'nun kafayla. Mesela orada eğer gol yapabilse farklı bir senaryo farklı bir olacak. Tabii. Yani oyunun şekli tam anlamıyla değişecek. Onlar için de farklı olur. Oyun tarzı tabii, değişebilir. Onlar için de farklı olur. Orada golü yapabilse daha farklı şeyler konuşacağız. Belki bugün turu biz geçmiş yani Fenerbahçe geçmiş olacaktı. Yani dedik hep sonradan konuşuyoruz aklar vaklar falan ama olmuyor abi olmuyor. Bir yerde biz de çok kreatif ve çok dinamik olmamız lazım. Yani çok, hocam ona %100 dediğinize %100 katılıyorum orta da. Orta sahamız çok farklı olması lazım. Ona da katılıyorum ama böyle maçlarda çok pozisyon gelmiyor. Gelmez tabii. Dünkü maçta işte biraz önce siz de söylediniz. Adamların da girdiği pozisyon yok. Bizim de çok net yok. Şutlar var işte direkten aynen. dönenler. İşte böyle bir iki tane pozisyonu yakaladığın zaman gole çevirsen. Ama esas konuşulması gereken maç bence ilk maç. Oyun 1-1 devam ediyor. Bireysel bir hata devamında. Orada 1-1'i buraya getirsen hocam kazanmaya değil de belki daha farklı şeyle çıkacaksın. Argümanlar farklı olur. Tabii canım. Yani ama şu var. Fenerbahçe tek bir oyuncuya kalmış belli. Fred olmadığı zaman orta sahayı toparlayamıyor. Ne yazık ki öyle. Yani koskocaman camialar sadece bir oyuncu mu sizi götürüyor? İşte görüyorsun abi. Yok onun olmaması Zimanski'nin oyununu da farklı yerlere gibi. Arkadan şey sokamıyorsun. Ceko'nun arkasına oyuncu kaçıramıyorsunuz. Burada Tadiç burada belli oyun planı. Maxim'in oyun planı belli. Buradan kim gelecek size? Ceko'ya desteği o birebirler bunu Zimanski yapıyordu Fred varken. Ama şimdi olmadığı zaman Fred'de eliniz kolunuz bağlı. Şimdi Fred geri dönmesini bekleyeceksiniz. Onun sakatlığı ileride neler yaşarsınız bilemeyiz. Çünkü eşledi mi yapılabilir. Ama yapılması, alacaklar ama. Evet. Alacaklar da mevsim geçiyor derler ya. Bunlar hepsi zaman tek oyuncuya kaldığınız zaman işte bu sakatlık. Fred'in burada maçlarda olması Fenerbahçe çok farklı bir yemek kazanırdı. Aynı senin de söylediğin gibi hocam yani taraftar zaten her zaman dolduruyor. Mükemmel bir taraftar var. İtici bir güç. Fakat direkleri de geçirmediniz. Evet. Pozisyonlar fazla üretemediniz. Dışarıdan oyunlar. Şu anda Fenerbahçe'nin oyunu bu. Hocam şimdi şöyle bir gerçek var. Fred olmadığı zaman yani oradaki organizasyonları değişiyor. Organizasyonu oyuncuları değiştiriyorsun. İşte hoca Kroniç'i oynatıyor. Mert Hakan'la bu maçı oynadı. Ama orada hem ön alan baskısını yapabilecek oyuncu profilini bulamıyorsun. Daha önemlisi hani biraz önce Kerem dedi ya niye oynayamıyor Fenerbahçe? O oynatabilecek oyunu veya oyuncu veya oyuncuları da bulamıyorsun. Vallahi çünkü İsmail ki bence çok dün sahanın en ilerinden bir tanesi. Çok özverili ama İsmail'i oyunun neresinde düşünüyorsun? Defansif bölümünde. Aynen. Ki çok etkili de bir oyuncu. Onu da söyleyebilirim ama işte Fenerbahçe dün çok organizasyon olarak set ucumu hiç yapamadı. Senin Fred bu konuda çok uzman bir oyuncu. Herhalde yani. Yani Fenerbahçe dün Maxim'i Thomas Meunier ile birebir bırakamadı. Niye? Yani oyunu geniş düşünmek, geniş bakmak. Fred bunu çok iyi yapıyordu. Ya buraya bakarken tak öbür tarafa atıyor, birebir bırakıyor. O zaman
Maxim'in de en önemli özelliği ortaya çıkacaktı. Birebir oynatacak. Sana bir atak şekli veya çeşitliliği yaratacak. Etkili olacak. Yani bunları düşündüğün zaman şu şöyle bir eleştiri var. Hala bir oyun çıkmadı diye ya. Ama işte Fenerbahçe o orta sahayı tam organize edemedi ki. Ya bir de şöyle bir gerçek var. Katılır katılmazlar. Sizde Tadiç diye bir oyuncu var. Edin Dzeko diye bir oyuncu var. Hocam zorluk derecesi yüksek oyunlarda bu oyuncular olmuyor. Olmuyor yani, gerçek olmuyor. Ha, Türkiye Ligi'nde oluyor bir türlü. Ama bu sonuçta bu işin gerçekliğinde bir fiziksel temas var. Ya mesela dün Edin Dzeko müthiş bir oyuncu, müthiş bir karakter. Ama üst üste oyun oynadığı zaman Kerem, bunu da bence düşünmek lazım. Üst üste oyun oynadığı zaman hocam verimliliği düşüyor. Ha sen diyeceksin ki El Nesri hazır değil. Hazır olsa belki hoca kullanacak ama belki Cenk'i bir daha uzun süre atabilirsin. Çünkü Cenk öyle veya böyle, ya bu adam golcü, golü koklayan bir adam, girdi, kafayı vursa maç uzayacaktı. Yani bir de böyle bir gerçekleri var Fenerbahçe'nin. Bunu göz ardı edemeyiz. Şimdi cumartesi günü Göztepe maçı var. Ya biraz daha dinlenik, fresh oyuncular tercih edilmesi lazım. Olabilir mi? Bence mesela hocam bu Fenerbahçe'nin ilk 11'inde İrfan her türlü oynar benim düşünceme göre. Ya bu oyunun iyi oynanabilmesi için, tabelaya oyunun yansıyabilmesi için İrfan'ın sağda olması lazım. Ha sen ister sağa öne koy, ister sol öne koy, 8'e koy, 10'a koy. Ama bir türlü sahaya koy yani. Bence en iyisi şu kadroda 10 Fred gelene kadar hocam, en iyi oynayabilecek. Mourinho'nun tercihi ama yani bu hayal oyuncu yani. Hocam şimdi Tadiç'i düşünüyorsun. İşte bir kenardan getirdiği top haricinde var mı üretkenliği? Tamam topu tutar, seni rahatlatır ama adam geçemez ki. Hem hani topu tutar seni rahatlatır ama hem de zaten rakip alanda pas yapıp boşluk arayan bir Fenerbahçe yok. Yani mantalite olarak. Kerem geçen sezonki tavır olmadığı için Tadiç'ten de verim düşüyor. Verim yani. Çünkü yani Mourinho farklı bir oyun oynamak istiyor. Savunmanın arkasına bir an önce geçmek istiyor. Onun için sen Maximem'le şeyi almak istedi. Kullanmıyor şu an Alanya'daki Oğuz'u. Ama kullanacak yani. Yani biraz da serzeniş o yüzden. Yani ben bir an önce savunmanın arkasına geçeyimi düşünüyor. Ama oraya geçmek istediğin için de geçmek istiyorsan de orada çabuk oyuncuların önde çabuk bir tek Maximem var. Oğuz da fena değildir. Yok, hocam o da geçer. Oynayanlardan çıkıyorum ben yola. Oğuz girdiği zaman ama şu andaki kadroda çabuk geçmek istiyorsan ne bununla Dzeko'dan alırsın bu verimi ne Tadiç'ten alırsın. Yani çünkü çabuk oyuncular değil onu. Bu sefer ne yapacaksın bu tarzda oynuyorsan daha çok ayağa pas yapıp İşte orta sahadan destekle gitmeye ya tabii maçlar oynandıktan sonra konuşması çok iyi oluyor. Düşünceler çok farklı oluyor ama böyle de rakiplerle oynadığınız zaman sizin oyun prensipleriniz ileri doğru neler yapmanız gerektiğini size sunuyor. Bizim Türkiye Ligi sunmaz. Bu tarzdaki rakiplerle oynadığınız zaman çünkü onlar oynayan takımlar. Evet. Açılmasını, kapamasını, hücuma çıkmasını, pres yaparken, siz ön alanda baskı yaparken oradan nasıl kurtulduğunu hepsini görüyorsunuz. Şablon belli. Burada da ilerleyen dönemlerde sizin oyun prensiplerinize buradan bir şey çıkarma. Eğer sen arkayı fazla kaçırmak istiyorsan çok sprinter oyuncuların olması. Çabuk ve teknik kapasitesi olan oyuncuları gerekiyor. Bu arada bu bakış açısı da lig için doğru mu? O da tartışılır. Çünkü arka pek olmuyor. Yani hücum edeceğin bir arka olmuyor. Yani ya, derin savunma yapıyorlar. Oynanıyor. Evet. Rakipler biraz zaten daha kapanıyor. Bunlar da uzun vadede probleme dönüşür mü? Onları göreceğiz. Yaşayacak. Öbür takımlar da yaşıyorlar. Hepsi yaşıyorlar. Evet. Ama şeye bir düzelge vermesi gerekecek. Herhalde stoper hattına biraz daha çeki düzen vermesi gerekir. Çünkü ana kalıp kazandığınız topları oradan oyunu kuracaksınız. Belki de ilerleyen zamanlarda gerçi fazla vakit kalmıyor ama bir de farklı bir ayağı iyi olan daha iyi oyunu kurmasını giden bir stoperde getirebilirler, düşünebilirler. Bekai uşağına kadar düşünmüyor. Ya onun için düşüncesi herhalde biraz ağır oldu gibi söylentiler var Bekai'nin. Ama ağır pozisyon bilgisi çok iyi. Katılıyorum hocam %100 ama sonuçta hoca tercihi. Onun yüzden tabii. Çağlar Artıcık'ı tercih ediyor. Zaman zaman Osterwolde'yi tercih ediyor. Oradan sıkıntılar yaşar çünkü ama. Çünkü şey olsaydı hocam...
Düşünseydi belli bir süre verirdi. Şu ana kadar hiç düşünmüyor. Hiç vermedi süre. Oradan sıkıntı yaşarım hocam. Ligde ya de hocam şey yani oraya yani bir transfer gibi söyledin sen. Ama şimdi Çağlar milli oyuncu. Ciku keza şey Beka öyle Osterwold de var. Artı Samet var. Şimdi yani 5 tane oyuncu var. Şu anda oynayan oyuncuların hepsi böyle gidiyor. Hamleli oyuncular evet. Hamleli ama akıllı birileri seni hemen ekart ediyorlar. Dikkat et yenilen gollere bak. Yani hep oralarda arızalardan biraz da orada oyunu rölantiye alabilecek ve pozisyon bilgisinde topun rakibi biraz serbest bırakıp arkadaşların gelmesini kapatabilecek bir stopere ihtiyaçları var. Orayı şey düşünüyor hocam bazen maçlarda dikkatimi çekti. Oraya bir orta saha oyuncusunu sokup üçlü oyun kurmaya genellikle de işte Bartu oynuyordu onunla kuruyordu. Bazen İsmail'le bazen de Kurunic'le kuruyordu. Yani orada bence bir stoper alımından çok orta saha oyuncusuyla kurmak için düşünüyor bence. Yani şöyle orada öyle de oynadığın zaman işte eksik kalıyorsun oralarda da. Önde de orta sahada eksik kalıyorsun. Bu sefer rakip senin çektiği zaman kazandığı toplarda daha çabuk çıkıyor ve eksik kalıyor. Bakın mesela dünkü Lille maçında öyle çünkü üçlü oynadıkları için hiç şeyleri yok. Sıkıntıları yok. O kadar çok bilhassa dedim ya sağ tarafı çok iyi kullandılar. Hocam biz tabii Kerem'le bilmiyorum yaptık mı? Lille çıktığında burada Lille insanlarımızı anlatmak için anlatmıştık. Lille takımının sağ taraftan büyük bir organizasyonu var. Evet. Thomas Müller, Gomez artı orta saha oyuncusunu sokuyorlar oraya. Oradaki alanı kullanmak için yapıyorlar. Bir de Ferdi'nin defansif anlamda sıkıntılı olduğunu, aynen, ilk maç özelindeki pozisyonları düşünürsek, yani hocanın orayla ilgili bir atak çeşitliliği var. Ama Lille takımını bence daha net anlatacak kelimeler var. Bir tanesi, hocam çok hızlı oynuyorlar. Tabii. İkincisi, bence bizim eksik olduğumuz bir konu, onların bizden çok önde olduğu bir konu var. Çok hareketliler. Dolaşıyorlar devamlı. Acayip evet, hareketliler. Ve orta yani sahada senden hep fazlalar. Ve hep fazlalar. Şey, yani Kanadalı santrofor var, golü atan penaltıdan. Jonathan David. Hazırlık döneminin son bölümünde takıma katıldı. Evet. Copa Amerika oynadı. Roma şeyi vardı, transfer süreci vardı takip ettiysen. O son 20 gün kala, o da hazır değil. Mesela bunlar için o çok önemli bir oyuncu. Orada daha uzun boylu bir oyuncu düşünüyorlardı, onu kullanıyorlardı. O da Afrika kökenli bir şey, evet. Bir de bunlar en önemli sol stoperlerini Manchester'a sattılar. Şey de, o da sakatlandı. 3 ay yok. Öyle mi? Tabii tabii. Aa. Şeyler mesela İskandinav ülkeli oyuncular adamlar topsuz oyunlarda çok iyi. En büyük özellikleri zaten Avrupalı takımların hepsinin dönerli ve topsuz oyunu ve prensiplerini çok iyi bilmeleri. Yani şu da var hocam. Ya işte şöyle de konuşuluyor. Maçtan sonra herkes konuşuyor. Yani. Ya işte Lille çok iyi takım değil ama kadro değerine bakalım, oyuncu kalitelerine bakalım. Yani bizden aşağı kalır bir takım değil. Buradan evet. Buradan 3-4 tane oyuncu alıp kendi takımlarında oynatabilirsin. Evet. Oynatabilirsin olabilir ama tabii şey farklı, oyuncu modelleri farklı. Onlar daha çok takım oyunlarına ve kreatif oyuncularla ve çabuk oyuncularla. Biz de daha çok hep isimlerle gittiğimiz için belli bir yerde temponun da senin sıkıntıları yaşıyorsun. Biraz evvel sen dedin ya, evet, hani Tadic, Dzeko bunlar kalitelerini hiçbir zaman için tartışamazsın ama belli bir yerlerde de belki Avrupa maçlarında daha aktif oyuncular sizi daha çabuk öne taşıyabilir. Hep bizlerin kararı değil, hocaların kararı. Fred yok, tamam, çok büyük eksik ama Fenerbahçe'nin orta sahasında mesela Benjamin Andre 34 yaşında Lille'de oynayan oyuncu. Düşünülen mi? Yok. Hayır, yani böyle bir oyuncu bile, yani 34 yaşında bir oyuncudan bahsediyorum, takımı sakin kılabiliyor, pas trafiğini işletebiliyor. Sorunu çözüyor. Sorun çözüyor. Yani evet. Ve genelde Lille'in elindeki oyuncular bu anlamda pas oyununa çok yatkın. Evet. Ama Fenerbahçe için aynı şeyi söylemek mümkün ama değil. O oyunu da oynamadığında rakip alana yerleşmen zor oluyor. Değil mi? O tarzdaki oyuncuları seçiyorlar onlar da. Evet, daha evet. Çok Kerem bak, oyuncular. Bu söylediğini nereden anlıyoruz? Fenerbahçe oyunun yaklaşık son 10 dakikalık bölümünü 10 kişi, evet, rakibe. Orada bile oyunun hakimiyetini eline geçiremedi.
Yani Lille 10 kişi kaldıktan sonra gole daha yakın olan taraf Lille'di. Onu söylüyorum. Yani biraz senin anlattığın konuyla bu çok bağlantılı. Öyle. Hani oyunun temposunu düşürmek, pozisyona göre oynamak, pozisyonlarını korumak. Bunlar hatta öyle hocam zaten. Ya mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Zaman zaman işte Santos sağda topu aldı, Gudmundsson aldı. Önlerinde boşluk vardı. Gitmiyor. Geriye dönüp tabii, tekrar tabii. Sete oturmayı hep düşündüler, planladılar. Aslında onlar penaltıya götürmeyi çok da mantıklıydı bence. Evet. Tabii. Kalecileri de iyi. Kalecilerine ayrı bir parantez açmak lazım. Şövalye. Ya dün çok beğendim. Yakında orada herhalde iyiydi. Hocam maçta değildi. Fransız milli takımına aday bir kaleci olarak görebiliriz. Evet. Aynı zamanda Lille altyapısından yetişmesi de çok enteresan kalecinin. Doğru. Ama şunu söyleyeyim. Tamam, Lille bizim takımı eledi ama inan eziyet çekti hocam elerken. Yani ben Fenerbahçe'nin çok zorluk çıkardığını düşünüyorum Lille. Ve yazık olduğunu düşünüyorum. Yani Fenerbahçe buradan devam edip ben yine söylüyorum Kerem, bence Slavia Prag'a göre daha şanslı takımdı. Evet. Ama görünen de şöyle bir gerçek var. Fred olmadığı zaman Fred'in muadili yok takımda. İster Krunic'i düşünün, ister Szymański'yi düşünün, Hakan'ı düşünün, olmuyor. İki, üç tane de koysan yine olmuyor. Olmuyor hocam. Yani çünkü Fred çok farklı bir oyuncu. Yani hani derler ya radar. Hakikaten buraya bakarken buraya atıyor yani. Baskıda var, bağlantıda var. Sevgili hocam. Ve takımdaş bir oyuncu. Fred'i ben geçen sezon çok seyrettim, canlı seyrettim. Ondan evvelkilerinde az buçuk böyle biliyorduk ama canlı. Fenerbahçe'den de çok gittim. Abi canlı seyrettiğin zaman farklılığını görüyorsun. En son nerede dedim ki bu adam biyonik bir adam. En son Ali Samiyan'da. Evet. Kırmızı kart kaldıktan sonra tek bir Fred'i gördüm. Bütün Fenerbahçe'yi toparlayan bütün o tek bir Fred vardı. Fred ondan sonra, kırmızı karttan sonra ortaya çıktı. Evet. Ya hakikaten 10 kişi kaldı. Evet. Hakikaten çok farklı bir oyuncu. İyi ki Fenerbahçe almış biz de burada. Evet. Ondan şimdi artık ne oldu? Bütün takımlarımız o tarzda bir oyuncu bulmaya itiyor. Hocam zaten ya öyle olması lazım. Oyunun prensiplerinde esasında bir takımda birkaç tane o tarz oyuncu olması lazım. Bu tarzı aldı mı zaten burada Avrupalara falan götürürsün. O vakit biz de deriz ki ya gruptan çıktık mı biz daha gidebiliriz. Çünkü ben, oyunu çok iyi biliyorlar. Ben hocam bilmiyorum katılır mısın? Ben Fenerbahçe kadrosunun Maxime'nin fizik olarak iyi duruma geldiğinde, El Nesri'nin fizik olarak iyi duruma geldiğinde, bir veya iki tane orta saha oyuncusu Fenerbahçe kadrosuna katarsa Fenerbahçe takımı, ben Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe'nin yolunun çok açık Fred'den olduğunu düşünüyorum. Fred'den sonrasını diyorsun. Yani. Efendim? Fred artıyı konuşuyorum. Böyle yani transferler, ha çok ihtiyacı olur da bir sol bek alternatif olarak da bir oyuncu katabilirlerse. Gözüküyor. Hocam Fenerbahçe'nin kadrosu tamam şu an hazır değil. Kerem'in dediği gibi organize atak konusunda eksikliği var ama ben Fenerbahçe'nin 3-4 haftaya kadar çok iyi yollarda olduğunu düşünüyorum. Söylediğimiz gibi başta da söyledik. Yani bir oyun modeli çıkartmaya çalışıyor ama elindeki oyuncuları, daha Türk oyuncuları falan hepsini maçlarda görmedi hocam. Evet. Yani böyle resmi maçlarda görmedi. İşte başladığınız Lugano'da gördü. Hatalar nerede? İki maçta da. Lille gittiniz. Lille'de aynı. Bir lig maçı oynadınız. İyidir, kötüdür. Ama çıkışlarda da, dönüşlerde de, işte baskılarda da nerede hatalar? Bunlar hepsi tabii not ediliyordur. Ona göre de çalışma düzenleri vardır. Ama bir an evvel de oyuncuyu almanız gerekiyor. Herhalde evet. 1 Eylül'ü falan bekleyecekler takımlarımız bizim. Avrupa'da transfer bittikten sonra fırsat transferi olarak deniliyor ya. Herhalde yani, onu kovalayacaklar. Yani düşüncelerini bilmiyorum ama yani mutlaka orta sahaya şart. Bir 6, bir 8 numaralı oyuncu gerekiyor. Ama elindekileri de var. Nereye gidecek elindekileri de? Değil mi? Oyuncu da çıkartmaları lazım. Yani bir kısmını çıkartabilir. Yok elinde şimdi Krunic falan var. Krunic kullanılmayacak belli ki çok fazla. Hoca denedi. Miha Zajc zaten bu takımın aynen seviyesinin epey altında bir oyuncu. Geçen sene şu niye kaldığını öyle dahi anlamadım. Var yani böyle birkaç herhalde tane oyuncu. Bak tekrar Kent senin gidiyor. Kent evet. Bekavi de gönderecek. Cengiz de gidiyor muhtemelen. Ben Bekavi'nin de gideceğini Cengiz'i de yazmadılar. Yani Talip bulunabilirse. Yani belli bir karşılığı olursa. Evet. Stoper alacağını düşünüyorum. Bekavi de göndereceğini düşünüyorum ben.
Orada Samet'e de herhalde çok fazla yer vermediler. Çünkü onu da Avrupa maçları listesine yazmadılar. O da çok fazla seri bir oyuncu. Çünkü seri oyuncuları seviyor. Bir de ayağı iyi olan oyuncuları. Ya hocam tamam katılıyorum da bu adam milli takım oyuncusu. Öyle yani. Öyle. Ha yok şey ben çok saygı duyuyorum. Zararlı. Hocanın her yiğidin bir yoğurt yiyişi var ya. Hoca da oynamak istemiyorum diyor ağır stoperlerle diyor. Doğrudur. Ona yani. Göre de bir farklı bir şey. Çünkü biz hani deriz ki milli oyuncu ama milli oyuncular kendi takımlarında oynamayan çok var öyle. Tabii. Oynatmayan hocalar da var. Ne diyor milli ise milli. O milli takım da farklı. Cengiz kendi de ligin... keza öyle. Aynen. Aynen öyle. Çok var öyle. Herhalde belki oraya da bir arayışa girebilir hoca. Daha farklı ama ben öncelikle arayışın orta sahayı herhalde yani. Hocam az önce Şimanski'den de bahsettik. Dün Mert ve İsmail'le beraber oynadı. Biraz daha merkeze yakın hoca onu konumlandırıyor. Takım savunmasına olan katkısından da mutlaka verim almayı hedefliyordur. Oyuncunun fiziksel dayanıklılığı gayet iyi. Takım savunmasına verdiği katkı gayet iyi. Şutunu hazırlarsan kendisi atar. Hazırlayamıyor ama şutunu hazırlarsan iyi bir şutu olduğunu dün. Gösteriyor. Dün de evet hakikaten çok iyi bir şutu vardı. Üstüne gitti. Ama bunların dışında bu oyuncu Fenerbahçe orta sahasının merkezinde ne gibi bir katkı sunuyor? Sonuç itibariyle Fenerbahçe büyük bir takım. Maçların çoğunu rakip yarı alanda oynamayı hedefler. Şimanski bu değerlere, Fenerbahçe'nin beklentilerine bu anlamda karşılık verdi mi, verebilir mi? Ne dersiniz? Eğer 8 numara gibi soruyu soruyorsan... Çok fazla bir karşılık vereceğini düşünmüyorum. Evet, o noktada sormuştum. Yani öyle çok, yani bir Fred gibi... Ama bence 10 numara da değil bu oyuncu. Ya 10 numara değil, onu tartışırım. İkinci forvet. Ha, bravo. Yani öyle ama geçen senenin ilk maçlarını düşündüğüm zaman, o alanlara koşu yaptığı zaman, ki Fenerbahçe iyi bir hazırlık dönemi geçirip, oyuncular tam fitti biliyorsun 7-8 hafta. O savunma tandeminin sakatlanana kadar. Artı Fred sakatlanana kadar o bölümde bence çok büyük katkı yaptı Şimanski. Ama bir 8 numarada senin söylediğin soruya cevap vereyim. Bir fark yaratır mı? Oyun aklı olur mu? Asist ve skor üretir mi konusunda? 10 numarada bile zaman zaman geçen senenin ikinci yarısını düşündüğüm zaman üretemediği için sanki 10 numaraya bir çözüm olamayacak gibi duruyor. Yani 8'e de olamıyor şu anda. Ha, dinamik bir oyuncu, atletik bir oyuncu. Evet. Yani savunma yapmaya da çalışıyor. Onu da söyleyeyim. Özverili bir oyuncu. Özverili, o kesin. Ya ama kalite olarak tam o numaraları dolduruyor mu dersen ben de %100 tam dolduruyor diyemem. Sizce hocam? Vallahi çabuk bir oyuncu bir kere. Gitgelleri oynayabilen bir oyuncu. Tabii önündeki oyuncularla da bir bu etkili. Seni söylediğin dönemde işte şeyle Ceko ile Meko ile çok iyi anlaşıyorlardı. O arkada oynuyordu zaten Ceko'nun arkasında. Ve giriyordu orada da golleri fazla yaptı. O tarzda oralara soktuğunuz zaman faydalı oyuncu. Arkası çok önemli. Şimdi o dönem Fred'le oynadığın zaman herkes iyi olur abi. Kim olursa olsun yani oraya kim atarsınlar Fred'le oyun çok farklı. Fred'siz oyun da çok farklı oluyor. İşte burada neydi ilk Adana Demirspor maçında kullandı. Şimanski'yi orada. Ve bu maçta da kullandı. Elinden geldiği yapmaya çalışıyor. Tabii Kerem'in de dediği gibi pozisyon geldiği zaman vuramıyor oyuncu. Dar alanda da çabuk oynayıp boşa çıkıp oynamasını çalışıyor ama sizin oyun kurgunuza neler katkı sağlayacak o tabii farklı. Oraya bayağı koşu yapan bir oyuncu ama. Evet. Yani sen önde oynadığın zaman o alana oyuncu fazlalığını soktuğun zaman Kerem ceza sahasında geriye çıkaran, şut atan, doğru oyuncuyu bulan bir oyuncu. Ve de içeri giren bir oyuncu. İçeride de var yani. Ceza sahasının içinde de var. Yani mesela şu an o üretkenlikte değil. Çünkü hoca bir orta saha kurgusunu bulamadı daha. Kurunici deniyor, Hakan'ı deniyor. Bir yandan takımı da tanımaya çalışıyor. Yani ona da katılabilirim ama yani bence orayı transferle çözecekler. Şimdi hoca öyle bir orta sahalarla oynadı ki geçmişte. Evet. En son Paradesler istedi çok Roma'da. O da bir kere pozisyon bilgileri çok çok iyi olan oyuncular. Şimdi oradan farklı bir Fred'in haricinde orta saha pozisyon bilgisi olan yok. Sadece şey de olmuyor hocam. Ön alan baskısı da olmuyor. Olmaz Fred olmayınca. Olmaz tabii. Çünkü o Fred
hani şey diyor ki Edin Dzeko diyor ya, gelin diyor arkada kalmayın. O işi Fred oynadığı aynen zaman arkadakileriyle beraber öne itiyordu. Yani dün mesela Lille takımı dikkat ettiniz mi? Her oyun kurulumunda boş oyuncuyu bulup çıktılar. Evet. Özellikle maçın başı için. Zaten Lille'in oyun özellikle şeyinde o var, oyun kurma var. Kerem kolay değil, eksik oluyor yani, yapacak bir şey yok. Şu anda bir de... Bir dakikamız var bu arada. Bir de şunu da hemen bağlayayım. Fizik olarak hazır olmadığın zaman, yani bir de fizik olarak hazır değilsin, kabul etmek lazım. Kolay olmuyor bir oyunu oturtturabilmek. Kolay değil. Bir de böyle takımlar çok gitgelleri çabuk oynadıkları için ve çabuk düşündükleri için siz de fazla mücadele etmek mecburiyetiniz. Hazır değilseniz işte gidiyorsunuz, gelemiyorsunuz, geliyorsunuz, gidemiyorsunuz. Bunlar yaşanıyor. Ama gene de yazık oldu. Evet. Yazık oldu yani. Sevgili seyirciler, ilk bölüme noktayı koyacağız. Fenerbahçe'nin Lille karşısında sergilediği performans üstüne değerlendirmelerde bulunduk. Jose Mourinho'nun açıklamaları var. Az sonra bu açıklamaları da ekrana getireceğiz bir sonraki saatimizde. Ve Ferdi Kadıoğlu Brighton meselesi üstüne konuştuktan sonra Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor gündemini de masaya yatıracağız. Şimdi sizlerden bir rica ediyoruz. Kısa bir ara rica ediyoruz. Az sonra yeniden birlikteyiz. Bir yere ayrılmayın. Jose Mourinho'nun açıklamaları ekrana getirdik. Fred ve Ferdi'nin yokluğuna dikkat çekti Jose Mourinho. Şampiyonlar Ligi'ni kazanamazdık ama Avrupa Ligi'nde iyi işler yapabiliriz şeklinde bir ifadesi oldu ki hani takımlarımızdan zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazanmalarını beklemiyoruz ama o arenada olmalarını bekliyoruz ve istiyoruz. Bu tabii ki ayrı bir konu. Avrupa Ligi'nin yeni formatına adapte olmalıyız diyor. Formatın garipliğinden bahsediyor. Garip bulduğunu dile getiriyor ki ben katılıyorum kendisine sonuna kadar. Hakikaten garip formatlar. Eskisi gibi kalsaydı keşke diyen çok insan var. Bakalım başladıktan sonra turnuvalar göreceğiz. Belki fikirlerimiz de değişebilir. Avrupa Ligi seviyemize daha uygun, Şampiyonlar Ligi'ne gitsek çok fazla ilerleyemezdik şeklinde de ifadeleri var. Nasıl buldunuz hocam Mourinho'nun değerlendirmelerini? Tabii Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak o kendine göre, onun vardır öyle konuşmaları, biliyorsun her yerde de yapar. Tabii çıkmak önemliydi, hani gruba kalmak önemliydi. Yapacak bir şey yok, bundan sonraki Lille gibi o takımlar çok var Avrupa Ligi'nde de. Yani orası da bir Şampiyonlar Ligi'nin bir altı. Orada çok oraya giremeyen bir sürü takımlar gelecek. Orada da hani deriz ya tabiri caizse çatır çatır takımları bulacaksınız. Siz takım hazırlamanız lazım. Önemli olan takımınızın sizin hem lige hem de oraya o yeni formata da hazır olması gerekecek. Biraz daha hoca herhalde ilk periyotta konuştuğumuz gibi 3-4 hafta sürecek tam takımı toparlaması, işte eksik mevkilerin toparlanması. Tabii biz konuşurken ilk periyotta Ferdi'den hiç konuşmadık. Evet. Ferdi ve Fred hakikaten bu takımın çok farklı bir parçaları. Tabii Ferdi'nin de hocam da söyledi, defansif yönleri çok eksileri fazla ama ofansta çok etkili oyuncu. Çok arkadan oyunu çok iyi gören bir oyuncu. Çok çabuk çıkan bir oyuncu. Ha bakalım yani Avrupa Ligi'ne bir başlayalım mı? Önce siz Türkiye Ligi'nde oyununuzu force etmeniz için, Avrupa Ligi'ne de yaklaşmanız için Türkiye Ligi'ndeki o devamlılığı ve çabukluğu getirmek gerekecek. O da herhalde 2-3 haftayı sürer. Ya ama burada bence daha önemli bir konu var. Kulüplerin durumlarını da düşünürsek Kerem, Şampiyonlar Ligi'ne kalsaydın 17-18 milyon euro alacaktın. Evet. Ya bir de böyle bir çok ekonomi önemli bir, değil mi hocam, gerçek var. Bir de format değişti şimdi. Şampiyonlar Ligi'nde devam ederken düştüğün zaman Avrupa Ligi'ne düşemiyorsun. Tabii, bitiyor. Bir de böyle bir gerçek var. Tamam yani süper şey Şampiyonlar Ligi finali oynamaz ama gruplara kalır. Orada en azından inşallah Galatasaray da kalır bu arada, onu da söyleyeyim. Yani hem takımlarımız için hem ülke futbolu için. Ya hocam şimdi bu Fenerbahçe kadrosu Şampiyonlar Ligi'ne kalmaz mı? Bence kalır. Evet. Ya zaten çok küçük nüanslarla kaybettik. Aynen. Yani penaltı pozisyonu var işte son dakikada. Çok kritik zamanda. Mesela şeyde sıkıntı oldu. Orada. İlk son maç. Saniyedeki yenilen gol. İster istemez takımı da buraya gelirken daha farklı bir oyun tarzına itiyor sizi.
Ya skoru almak zorundasın. İşte öne geçmek zorundasın. Aynen. Öbür türlü belki stratejiyi değiştireceksin. Belki beraberliği oynayacaksın. Tabii. Siz hocanın söylemleriyle ilgili ne düşünüyorsunuz hocam? Ya şunu söyleyebilirim. Gerçekçi konuşmak gerekirse, yani Şampiyonlar Ligi'ni kazanamayız şeyini neden söylediğini hakikaten bilmiyorum ya. Çünkü hedef o değil, hedef kalmak. Evet. Orayı da zaten kalabiliyordu takım onu. Ben ekonomik olarak eğer o bölümde kalsalardı, çünkü format da değişti Kerem, en az kaç tane, 8 tane maç oynuyorsun galiba, 6 veya 8 tane maç oynuyorsun. Ya hedef oranın finalini kazanmak değil, gruplara kalmak. Ben böyle değerlendiriyorum açıkçası. Ha, hemen şuna da cevap vereyim. Eğer istenilen transferler yapılırsa, yani orta sahaya transferler yapılırsa, ihtiyaç doğarsa sol beke transferler yapılırsa ve Fenerbahçe fizikman belli bir seviyeye gelirse Avrupa Ligi'nde de iddialı bence. Zorlar. Yani. Ama şimdi orta saha şöyle hocam, araya girdim kusura bakma. Orta saha aynı Fred tarzında oraya yakın bir oyuncu bulmaları lazım. Öyle onu bunu falan getireyim de falan de değil. Yani o şekilde bir oyuncu bulduğunuz zaman işte o vakit dinamikliğiniz çok fazla olur. Çünkü forvet de gelmez geri. Onlar işi götürürler. Doğru. O tarzda bir oyuncuyu mutlaka bulmanız lazım, getirmeniz lazım. Yani tabii o tarzda bir oyuncunun maliyeti de ne olur? O da kolay değil. Zamanı ne zaman olacak? Belki hani Fred'le eşdeğer bir oyuncu bulmak ve getirmek çok kolay değil ama yakın. Onun hani yaptıklarını yapabilen belki bir oyuncu. Eksik olduğu zaman, bir oyuncu. Kerem eksik öyle de bir oyuncu diye düşündüğün zaman 10 milyonlardan yine bahsediyorsun. Evet. Doğru mu? Evet. Ya görüntü itibariyle artık yani Fenerbahçe, Galatasaray çok yatırımlık oyuncu değil de direkt hedef oyuncusu seçiyor. Öyle. Öyle de bir gerçek var yani. Doğru. Ha bu doğru mu? Tartışılır. Yatırımlık da almak lazım mı? Zaten son dönemde yapılan transferlere baktığım zaman herhalde Trabzon galiba 8-9 transfer. Ondan sonra Fenerbahçe geliyor hocam. Bir baktığın zaman almadı diyorsun. Yine işte bir herhalde 5-6 tane Fenerbahçe'nin transferi var. Evet. Yani Çağlar'ı geri aldı. Cenk var. Levent'i aldı. Maxim var. El Nesri var. Oğuz var. Şu anda 6 tanesini saydım zaten. Ya yine Fenerbahçe yapmış. Değil mi hocam? Belli bir kadro kalitesini korumasına rağmen 6 tane de transferi var. Yani şuraya bağlayacağım Kerem. Öyle veya böyle bu dediğin oyuncuların toplam maliyeti yine sana 40'ları buluyor. Evet. 40-45'leri buluyor bir baksana. Bir de üzerine minimum 10 milyonluk bir oyuncu düşünülüyor orta saha için. Yine 50-60'ları bulacak rakam yani. 10 milyonu bulsak iyi. Artık geçti o rakamlar. 10 milyon çok üzerine çıkmaya başladı. Evet. Böyle Fred tarzındaki bir oyuncular. Yani. Maliyetler çok yükseldi yani, artık eskisi gibi değil. Bu arada Ferdi ile alakalı dün de ekranlarda paylaştık. Oyuncunun Brighton'a transferin açıklanmasının artık an meselesi olduğunu düşünüyoruz ve Fenerbahçe yaklaşık 35 milyon euro, 30 milyon euroyu aşan bir bedeli kasasına koyacak. Eğer herhangi bir çok ekstrem gelişme olmadığı takdirde oyuncu Premier Lig yolcusu durumunda sevgili seyirciler. Mutlaka Ferdi'nin yerini doldurabilmek kolay değil ama oyuncu da sadece 1,5 milyon euroya 2018'de takıma katılmıştı. Müthiş bir transfer başarısını aslında hem futbolcu hem Fenerbahçe imza atıyor. Ülkemizden satışı gerçekleşen en yüksek bonservis bedeli kazandıran oyuncu unvanını da Ferdi'nin bu transfer resmen noktalandığında elde edeceğini belirtelim. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Ferdi'nin ayrılık sürecini? Ayrılıktan önce bu kadar süreç, Fenerbahçe'nin onu kadro tutması. Bazıları hemen koyarlar kapıya değil mi? Geldin olmadı, genç olmayacak, gönderelim. Ama sabrettiler. Orada Pereira'ya hocam. Oraya da geleceğim evet. Şimdi. Esas ana yer orası Pereira'nın. Onda daha farklı bir şeyler görmesi. Samuel de aynı şekilde kullanmasından sonra Ferdi bir bek oldu. Tamam, herkesin pozisyon bilgisi
aynı olmaz. Çünkü senelerce yetiştiği yer hep ofansifte, hep ileride, hep önde olan bir oyuncu. Birdenbire bunu toparlaması kolay değil ama inşallah gittiği yerde de bir gerçekleşirse, biterse başarılı bir sezon geçirmesini düşünürüz. Çünkü orada da kreatif oyuncular isterler İngiltere'de de. Biraz daha fazla gitgelleri fazladır. Çünkü her hafta aynı tempoda oynayacaksın. Hatta haftada iki gün aynı tempo maç yapacaksın. Bizdeki gibi değil. Hep önde oynamayacaksın. Ama ben neden tercih edildiği konusunda şöyle bir fikrim var. Tabii burada usta var. İngiliz Ligi'nin, İngiltere Ligi'nin ustası. Hocam De Zerbi 3-4-3 gibi oynuyor. De Zerbi ayrıldı hocam. Ama yeni tabii gelen hoca da 3-4-3 oynuyor. Öyle mi? Fabian Hürzeler. Ne zaman? De Zerbi şeye gitti. Marsilya'ya gitti. Bir buçuk iki sezon, ay önce. Hürzeler de enteresan bir teknik adam. Sampaoli'yi Bundesliga 2'den 1'e çıkardı. 31 yaşında, çok genç ama aynı formatı oynuyor. Şuradan bağlantı kurdum hocam. Şimdi Fenerbahçe Parera zamanı 3-4-2-1 gibi oynuyordu. Bir tarafta Ferdi, öbür tarafta Osayi kullanıyordu. Hatırlıyor musunuz? Evet. İçlerde Mesut vardı. Öbür tarafta kim vardı tam hatırlamıyorum. Şimdi De Zerbi de öyle oynuyordu Kerem. Evet. O formata çok uygun bir oyuncu. Bence tamam Avrupa Şampiyonası çok etkili olmuştur transfer edilmesinde. Ama bence sisteme uygunluk konusunda da Ferdi'nin o özelliği bence transfer edilmesinde önemli bir parametre oluyor. Sıkıntı yaşamayacağını düşünüyorsan ben şeyi anlatmak istedim. Her hafta, haftada iki kere daha doğrusu. Çünkü haftada iki kere maç oynuyorlar. Belki üç, evet. Devamlı her takım aktif orada. Devamlı hareket halindesin. Yani Fenerbahçe'deki gibi değil. Ben onu anlattım. Hani hep önde oynuyoruz ya Türkiye'de. Evet. Öyle değil. Burada devamlı aktivite yapacaksın ve Ferdi de onu başarabilecek bir oyuncu. %100. Arkası zaten mutlaka kapatılacaktır. Çünkü onlar o pozisyonları, üçlü falan oynamasını çok iyi bilen takımlar. Avrupa'da genelde bütün oyuncularda, bütün dizilişleri oynayan oyuncular. Hani bizdedir o. Ya işte benim sistemime uymuyor falan dizilişime. Halbuki alakası yok. Her türlü oynayabilirsiniz. Ferdi inşallah sakatsız gider. Orada da başarılı bir sezon geçirir. Senin söylediğin gibi de şu anda rekor yani. Evet. Cenk'ten bir de Solbek hocam. Değil mi? Yok, Cenk'i geçti. Yok. Cenk'ten sonra en fazla şu anda. Cenk birinciydi Türk şu anda. Türk oyuncular olarak evet. Saşa Boy da Cenk'i geçti. Ben Ferdi, Saşa Boy'u geçti. Yabancıdan bahsetmiyorum. Türklerden bahsediyorum. Evet. Cenk'i de geçti şu anda. Türk oyuncu olarak en fazla mağlubiyeti. Valla Fenerbahçe bu işleri de iyi yapıyor. Çok. Valla hakikaten bir de, iyi yapıyor. Çok iyi satıyor. Bir de bölge olarak düşünürsek işte Cenk örnek. Daha ofansif oyuncular belki bu rakamlara ulaşabilir ama Saşa Boy'a da böyle bence. Evet. 30 kaç Kerem? 33 mü? O civarda olması lazım. Ya bu sol bek için bence müthiş bir rakam yani. Ferdi için hani böyle 30+5 gibi bir veriyorlar artık. Söz konusu. Veriyorlar. Saşa Boy'da 30 artık milyon. Gitti yani. Rakamlar orada gitti hocam. Yani hocam 35 çok ciddi bir rakam. Ben bildiğim 60'a bile var oralara aldıkları 60 50'lere falan geçen bekler stoper var. Stoper olarak veriyorlar da bek olarak var mı Kerem var, bu kadar var, yüksek? Sadece Brighton'dan bir örnek vereceğim. Mark Kukureya'yı almışlardı Hetafe'den. Ondan sonra Chelsea'ye sattılar. 18 milyon euroya aldılar. 65 milyon euroya sattılar Kukureya'yı. Çıktı artık ya. Onlar beklere çok... İngiltere'ye çok... sattılar değil mi? Evet. Evet. Yani Hetafe'den Brighton'a gitti Ferdi'yi alan kulübe. Oradan da Chelsea'ye gitti. Fiyatlar çıktı hocam artık beklere de. Biz 10 milyon falan diyoruz ama yani ancak bulursan işte bu tarzda bulacaksın, alacaksın, sen göndermeye çalışacaksın. Ama Ferdi bir sıkıntı çekmez Kerem. Neden? Bence de. Yani dayanıklılığı, oyun dayanıklılığı. Çok. Tekniği müsait. Hocam lisanı yaşı var. Yaşı müsait. Sonuçta Hollanda'da yetişmiş. Lisanı var, İngilizce çatır çatır yani konuşuyor. Bütün bunları düşünürsek performans olarak da yansıyacaktır yani bunlar performansına. Oyuncudan, oyuncu tamam. Oyuncu da kulüpte abi. Kulüp yani Fenerbahçe durmadan satıyor. Yani 20'den aşağı sattı oyuncu yok. Evet. Öyle değil mi? Aşağı yukarı yani sattı oyuncudan bir kere oyuncu 15'in üzerinde oyuncular satıyorlar. Yani Vedat Muriç, Arda Güler, Kim Min-jae, Elif Elmas sattılar. Şu açıdan da önemli. Mesela Avrupa'da kulüp oyuncu satan kulüpler vardır. Mesela Dinamo Zagreb, bakarsın kadrosuna kim var.
Her sene birilerini satarlar çift haneleri. Rennes de öyle. Rennes de öyle, Rennes doğru. Mi? Şimdi Fenerbahçe de insanların gözünde belki öyle kodlanacak. Buradaki oyuncular daha bir değer kazanacak Avrupa kulüplerinin gözünde. O yola girdi Fenerbahçe ve hakikaten hocam, müthiş iş çıkarıyor. Nordsjælland de öyle değil mi? Onlar zaten Afrika'dan akademiden getiriyorlar. Orada kendi akademileri var. Sonra satıyorlar. 30 milyon falan diyoruz ya şimdi onlar ucuz geliyor 30 milyon tabii. Hocam o dünya 30'u çarpı 3,5 yaptığın zaman. Onu hesapla boş ver o biraz çok fazla oluyor. kaç bir milyar çok, mı yapıyor? Çok çok önemli bir para Fenerbahçe kazanacak. Evet. Yani görüntü o yönde. Yani şimdi dediği gibi yarın öbür gün Fenerbahçe bir bakalım ya burada birileri geliyor. Bir oyuncular var. Buradan alabiliriz. Hala bence Fenerbahçe'nin kadrosunda var potansiyeli değerlendirebileceği. Şu anda en iyi değerlendiren gitti işte gittiyse. Yok gittiyse. Arkası var hocam İsmail bir türlü bu işi başaracak. Osterwolde. Osterwolde. Kerem beğenmese bile Şimanski var. Şimanski de adaymış. Şimanski'yi de 20'ye falan satarlar. Yani. Oralarda piyasası var o tarzlarda. Evet. Tabii şimdi bu sezonda onun hoca ile birlikte daha farklı bir aksiyonlara gireceğini düşünüyorum bence. Şimanski'nin de epey bir farklılıklar kazandıracak. İsmail dediğin gibi İsmail var. Ama orada Osterwolde büyük bence. Osterwolde farklı bir hoca. Hocam bir de 2 yaş küçük şeyden. 2001'li o. Evet. Ferdi 99'lu. Bir de Osterwolde düşürebiliyor musun? Tam Avrupalıların istediği gibi üçlü oynatıyorlar. Bir de hocam sol stoper de oynuyorsun. İşte dediğim ya üçlü oyla şeyde geldiği takımda da öyleydi İtalya'da. Üçlü ama sol taraftan çıkarıyorlar. Çünkü yani takımların üçlü oynayan takımların için ideal bir genç bir oyuncu. Defansif yönüye ama bak. Ben dün çok beğendim. Osterwolde'nin de Ferdi'ye nazaran. Beğendim. Özellikle birebirleri müthiş tabii, oynadı. Ferdi'ye nazaran defansif yönü. Çünkü ilk maçı düşün hocam. O şey bize bayağı zorluk çıkarmıştı. Santos. Sağ tarafta Santos. Santos evet. Bence iyi oynadı. Yani resmen hani adım attırmadı desek yerindir yani. Onun en büyük sıkıntısı sen o mevkide oynadığın için bilirsin. Hep de yapıyor onları. Öyle bir şey ki içeri girmeye çalışıyor sol ayağında. Rakip bir kıvasıyor abi kayboluyor orada. Kaç tane top kaybetti öyle. Dünkü maçtan değil şöyle bir genel dikkat edersin. Ferdi oraları iyi çözüyor hocam. Ferdi içe dışa gidiyor için, yani. Tabii driplingi çok iyi. Ya Ferdi'nin tabii o en önemli özelliğinden bir tanesi hocam. Orta sahada oynadığı için oyunu bir de geriden iyi gördüğü için oyun kurulumunda doğru pozisyon alıyor. Yani oyun nereye oynanır hemen çözüyor. Direkt gidiyor. Tabii ki yani bir de driplingi güçlü bir oyuncu. Gerçi Osterwolde'nin de driplingi güçlü de şeyi Kerem iyi çözüyor. Mesela sıkışık bir bölge var. Oyunun yönünü değiştirmek lazım ve doğru oyuncuyu bulmak lazım. Orayı Ferdi çok iyi çözüyor. Evet. Baskı altında dar alanda ama toplu da hareket ediyor. Şunu söyleyeyim. Tabii İngiltere Ligi biliyorsun çok zor bir lig. Yani tempo ligi. Defansif anlamda sorun yaşamasın. Bence onu biraz daha geliştirmeye yönelik çalışmalar yapması lazım. Çünkü o konuda sıkıntısı var. Var. Hem arka direğe oynanan yüksek toplarda sıkıntısı var. Kafa vuruşları. Daha doğrusu kenar ortalarda ortayı engelleme konusunda bir de birebir savunma konusunda ki bence şampiyonadan sonra çok da iyi dönmedi. Çok da doğal. İyi dönen yok çünkü. Avrupa şampiyonası. Hocam da çok yoğun oynadı. İşte onu hem çok maç oynadı hem fiziksel bak, yoğunluğu dönenlere, çok yüksek dönenlere oynadı. Dönenlere bir bak. Orada onda sıkıntı var. Barış'ta sıkıntı var. Abdülkerim'de sıkıntı var. Yani hep şampiyona oynayıp gelenlerde bu şey anlamında değil. Yapabilirlik anlamında değil. Vücut müsaade etmiyor. Çünkü yeteri kadar dinlenemedi oyuncular. Mental olarak da yine. %100 sıkıntı var. Evet. Çünkü şampiyonadan geliyorsun hocam. Hemen 15 gün sonra haydi bir daha başlıyoruz. Ha diyecekler ki işte bu oyuncu profesyonel değil mi? Şöyle değil mi böyle ya adam oynamış 55-60 tane maç günah ya. Oyuncu da insan. Günah Kerem 60 bunu tane maç oynamış. O 23'te La Gazette oynadı ya. Evet. La Gazette oynadı. Yani adamlar onlar biraz daha farklılar. Tabii bizdekiler o tempolara da hiç alışık değiller. Bu kadar fazla sürekliler hocam. Çok fazla geldi onlar. Hocam bence maç sayısında bir düzenleme yapmak lazım. Yani Avrupalılar tabii yani çok fazla FIFA, oynuyorlar. Yani bunu UEFA'nın yani hakikaten hocam yani iş zora gidiyor. Tabii. Oyunculara çok yük biniyor. Eskiden biliyorsun yani
Şampiyonlar Ligi maçını çarşamba günü pazardan bekliyorduk seyretmek evet. için. Şimdi her gün maç var. Evet. Televizyonu açıyor, maç var. Bu işe biraz özlemle bakmak lazım. Yani onun için bir organizasyonumu değiştirecekler. Şey takvimi biraz... Cazip geliyor tabii. Kulüpler de bunu peşindeler. Çok fazla sponsorlar fazla bu konularda. Çok fazla bu işten para kazanan insan çok, var, çok kurum işte, var, kuruluş var. O kadar büyük bir ekonomi oldu ki evet. artık seni bir hafta falan bekletmiyor. Oyuncular da bu arada şikayet ediyorlar. Tabii. Teknik adamlar da bu yoğun maç sırasından sakatlık şikayet çok fazla ediyorlar. Eskiden bu kadar çok fazla sakatlık evet. bilmez. Sen bilirmiş hocam. Yok hocam. Çapraz bağ falan bilir miydin? Minisküs vardı. İşte evet. Allah göstermesin ayağın kırılıyorsa o Hı-hı. şekilde başka bir şey yoktu darbeden. Ya şu şimdi... Avrupa Şampiyonası'nda hocam eminim hani elendiği için bizim oyuncularımız için söylemiyorum ama elendiği için erken mutlu olan oyuncular vardır bence. Tatile erken çıkıyoruz. Yani, Avrupa Şampiyonası'nda kesin yani. Vardır. Yani kesin vardır çünkü sizin jenerasyondaki gibi değil şu anki gençler. Siz hani ölümse ölüme de gidiyordunuz ama yani o jenerasyonlar ama şu anda biraz daha bakış açıları farklı. Ben de sana şöyle cevap vereyim. Bir futbolcunun hayatında kaç kere Avrupa Şampiyonası oynama şansı olur? Veya Dünya Kupası? Veya takımına Şampiyonlar Ligi? Ama, evet, veya Şampiyonlar Ligi? Bazılarının bir kere olabilir. Yani. Evet, bir kere olanlar belki daha farklı bakıyordur bence ama. Bence benim baktığım gibi bakmak daha kıymetli. %100 olması gereken. Ya sonuçta ama. Yani hele bir de bu takımları yakalayamamış. Bir de olimpiyatlara Fener'e. Gitmek mesela. Tabii olimpiyatlar hocam. O bambaşka bir şey zaten. Yani. En büyük organizasyon. Tabii. Yani... Ha bunu anlarlar. Hı hı. Anlarlar ama futbolu bıraktığı zaman anlarlar. Anlarlar. Galatasaray'la devam edeceğiz sevgili seyirciler. Bugün Mauro Icardi ve Cenk Ergün'ün açıklamaları oldu. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in de bazı açıklamaları var ama daha çok saha dışı konularla alakalı. Zamana göre kendisinin değerlendirmelerine de yer vereceğiz. Galatasaray'da bugün toplantı günü, divan kurulu toplantısı var. Orada da kulübün geleceğiyle alakalı alınan bazı kararlarla ilgili üyelerle diyalogları ve açıklamaları söz konusu Dursun Özbey'in ilerleyen dakikalarda ekrana getiririz. Mauro Icardi bugün medya mensuplarına önemli açıklamalar yaptı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Okan Buruk'la ilgili sözlerine yanıt verdi. Bu sözlere değindi. Golcü oyuncu Mourinho büyük takımlarda böyle şeyler yapmazdı ifadelerini kullandı. Icardi'nin açıklamalarını ekrana getirelim, üstüne konuşuruz. Mauro Icardi'nin açıklamalarını ekrana getirdik. Okan Buruk'a işte kart çıkmıyor, bana kart çıkıyor. İşte Galatasaray maçında hakem yönetimini gördünüz gibi söylemleri olmuştu Jose Mourinho'nun. Mourinho büyük takımlarda böyle şeyler yapmazdı diyor Mauro Icardi ama Mourinho her zaman bu tip söylemlerde bulunurdu. Icardi de mutlaka bunu biliyor. Tabii. Burada hani esprili belki bir doğrudur. Yaklaşım söz konusu olmuş olabilir Mauro Icardi'nin. Nasıl değerlendiriyorsunuz hocam Icardi'nin yaptığı açıklamaları? O konuya girmek istememiş, öyle geçiştirmiş abi Mourinho'ya. Herkes biliyor çalıştığı kulüplerde neler yaptıklarını veya hakemlerle rakip. Yabancı teknik direktörlerle, yabancı, rakiplerle, tabii. Alex Ferguson'la, Arsene Wenger'le. Aynen, çok özellikle Wenger'le. Çok var. Burada da belki ilerleyen zamanlarda yaşayabiliriz. Biraz da ateşlensin lig, şöyle korulansın. Yani onu bir tarafa bırakmak lazım. Öbür türlü Icardi şu anda bir Galatasaray'da bir idol. Ve sadece Galatasaray değil, ufak çocukların idolü oldu. Bütün Fenerbahçeli, Beşiktaş hiç fark etmiyor. Herkes Icardi taklidi yapıyor. Yani farklı bir konum, öbür türlü özel hayatı tabii bizi ilgilendirmez. Biz futboluna bakıyoruz. Başarılı mı? Başarılı. Geçen sezon ben hep söyledim, Kerem Vıralar'da da. Adam yürüyerek gol kralı oldu. Sakatlı da olsa, her türlü şey olsa yürüyerek gol kralı oldu. Çok farklı bir santrafor. Beslendiği zaman Icardi çok, yani her alanda gol atabilecek bir kapasiteye sahip. Artı hocam da bilir onlar. Bunlar çok bencil olur değil mi santraforlar? Evet, böyle değil. Ama böyle değil. Böyle değil. Ya şey maçında, Hatay maçında bir top attı Kerem'e. Aynı hani Mertens atar. Hatırlıyorum. Mertens atar değil mi o tarz? Soldan sağ. Evet. Böyle bir oyuncu yani. Hakikaten oynayan ve oynatan deriz ya biz. Galatasaray hakikaten kaliteli bir santrafor aldı. Yani bizim liglerin hakikaten üzerinde şampiyonluk gol krallıkları yaşamış. Bizde de yaşıyor. Farklı bir santrafor özelliğine sahip. Yani sadece burada değil, arkada da gösteri var bu adamın. Yani o kadar çok iyi hissediyor ki.
rahat olduğu zaman Galatasaray'da sakatla makatla falan değilse abi hani yazarlar ya hocalar buna yazmaya gerek yok. Bu formayı alır çıkar oynar. Bir takımla da özdeşti. Taraftarla da özdeşti. Türkiye'yle de özdeşti. Yani sakatlıklardan Allah sakınsın bütün oyuncularımızın hepsini. Bu sezonda Galatasaray'ın önde santraforların içinde bir tanesi de zaten. Arkadan şeyle de ne derler Batshuayi'yle de iki, iyi bir ikili olurlar. Oynarsanız çift santrafor hani iyi bir ikili olur. Çünkü Batshuayi'nin o yıpratıcı koşullarıyla bu da farklı. Veyahut da bunun açtığı koridorlara Batshuayi'ye girer. Hani Galatasaray şu anda o tarafta hiçbir sıkıntısı yok. Hı hı. Golcü mü golcü. Takım içinde çalışıyor mu çalışıyor. Bir takımda bir sıkıntısını duyduk mu şimdiye kadar hiç duymadık. Galatasaray onlar falan çıkabilir. Onlara aldırış etmeyeceksin abi. Adam çıkıyor işini yapıyor. Ben onu gördüm yani geldiğinden beri. Tamam belki Avrupa'da size bu kadar tolerans tanımazlar Avrupa takımları. Onlar farklı bir şey. Bizim ülkemizde farklı. Sevdiği zaman seni seviyor. Baş tacı yapıyor. İcardi de ona karşılık veriyor mu? Veriyor. Şu anda Galatasaray'ın hani derler ya %51 diye. Santrafor'da %51. Bir de sezon başı geçirdi ilk kez. Evet sezon başı öyle da. Öyle de bir gerçek. İyidir var. Kötüdür hani işte ailevi sorunlar dediler. Bilmem ne ben o konular hep buralarda konuşuldu için sevgili Okan Hoca'yla da yazışmıştım da Avusturya'da. Ya dedim bunun şeyi nedir gerçeği sen mi? Hocam dedi geç dedi toparladı kendini hiçbir sıkıntısı yok. Kendini verdi futbola çok memnunuz dedi. Şakalaşıyor ediyor falan. Hani zaten sahaya çıktığın zaman görüyorsun yani oynamak isteyen bir oyuncu. Futboldan zevk alıyor. Yani böyle oyuncular vardır. Çıktığı zaman zevk alırlar. Mesela Mertens de bunlardan evet. Bir tanesi. Bunlar ekstra oyuncular. Bunları izliyoruz. Tabii onların arkasını toparladığınız zaman bunların da özellikleri ve emekleri ortaya çıkıyor. Bir de hocam mesela Drogba'da da oldu. Evet. Bazı oyuncular Kerem, Icardi'de bunu söyleyebiliriz. Hani derler ya cuk takımı oturdu. Hakikaten öyle oldu. Melo da öyleydi. Melo da keza öyleydi. Katılıyorum hocaya. Gidebilir miydi daha yüksek paralara? Özellikle Arabistan'a gidebilirdi. Tercih etti. 2 senedir şampiyon hocam. Yine de işte burada olmak istiyor. Burada mutlu olduğunu olmak oynamak istediğini söylüyor. Ya sadece saha içi bu futbolcudan bahsetmiyoruz. Hakikaten ya bir figür oldu Türkiye'de. Tabii. Sırf Galatasaraylılar değil, herkes seviyor Icardi'yi. Bu sene de keza yine bence gol krallığının en büyük adayı ki çok aday var bu sene. Evet. Çok var bu sezon. Biliyorsun hocam. Evet. Çok var aday. Tabii Icardi aynı zamanda son dönemlerde işte Batshuayi ile paylaşımları falan hocam tam bir takımdaş oldu. Burası da bence performansını arttırıyor. Bakalım bu sene kaç tane gol atacak? Şey de özellikle tabii takım arkadaşları ve hoca da. Hepsi bunlar birbirlerine bağlı. İşte yukarıdan aşağı kadar işte başkanınızdan tutun aşağı ve taraftarlar. Yani böyle de sevildiğiniz zaman o da bir size farklı bir duygularla yaklaşıyor. Sakatlığını görmedik. Problemini görmedik. Saha içinde rakiple atıştığını fazla değil hiç görmedik. Hakem de fazla değil sadece hep güreş yüzlüdür. Düştüğü zaman farklı gider rakibi kaldırır da o tarzı görür ve antrenmanlarda da hiçbir sıkıntısı yok. Yani çalışan bir oyuncu. Daha ne söyleyeceğiz yani herkese böyle bir santrafor nasip etsin deriz. Evet. Ben dediğine de katılıyorum ki onunla da konuştuk bu sezon santraforların ligi olacak. Evet. Santraforların ligi olacak yani. Bakalım oraya buradan bir de kim çıkacak. Rafa Silva'yı da ekleriz bu sene. O da işte şey Mertens'in gençliği o. Evet. Mertens'in gençliği Rafa öyle birisi. O da tabii Beşiktaş'a geldiğimiz zaman konuşur. O da çok farklı bir oyuncu. Evet. Şimdi sezonun en iyi transferlerinden biri. Orta sahada 3 tane oyuncu konuşuyoruz. Ya bak Fred, Mertens ki yaşı belli bir yerde. Bir de Rafa. Rafa Silva. Bunlar hakikaten çok farklı oyuncular. Cenk Ergün'ün yapmış olduğu açıklamalar var. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün sosyal medyadaki eleştirilerle ilgili konuştu. Ergün tek başına transfer yapma yetkisi olmadığını söyledi. Cenk Ergün'ün açıklamaları söz konusu özellikle Erden Timur'un ayrılığı sonrasında Cenk Ergün burada transferde ya da kulüp içi organizasyonlarında ön plana çıkan isimlerden biri gibi görünüyor. İşler iyi gitmediğinde de adı hakikaten de en çok ön planda tutulan kişilerden bir tanesi
bir suskunluğu da vardı. Herhalde hocam insanları bilgilendirebilmek adına açıklama yapması, iletişim için söylüyorum bunu, pozitif sanki. Ne dersiniz? Doğru, Cenk'i... Kendini ifade etmesi gerekiyor. Cenk'te ben çalıştım. Bir de Cenk daha ilk defa bu pozisyonu yapmıyor. Evet. Bu konuda değil. Cenk önceden de bu konudaydı. Galatasaray'da kim olursa olsun bir hiyerarşi vardır. Siz gidersiniz, konuşursunuz, getirirsiniz. En son nihai kararı yönetim kurulu verir. Göreviniz ne olursa olsun. Sevgili Erdem Timur da olsa, sayın sevgili Abdurrahim Albayrak da olsa, bu konularda kimse tek başına transfer yapmaz. Evet. Bunlar bir süzgeçten geçer. Ben her zaman söyledim. Cenk'in belki şöyle insanlar, bilenler şöyle geçiyorlar. Ben burada yayınlarda da çok anlattım. Kendisi FIFA menajer. Resmi FIFA menajer. Ama böyle büyük kulüplerde de çok FIFA menajerleri var. Çalışıyorlar. İşlerini doğru götürsünler diye. Gidilecek yerlerde bir menajerin neler yapılması gerektiğini, karşıdaki futbolcunun o menajerinle ne şekilde konuşmasını bilenler kim bilir bunları daha doğrusu? FIFA menajerleri bilirler. Bütün şartları şurtları. Gayet doğrudur. Olması gerekendir. Bundan evvel de daha FIFA menajeri değilken de Galatasaray'da bu görevleri üstlendi ve giderdi. Piyasada Avrupa piyasasında tanınan... 2006'dan beri Galatasaray'da Avrupa piyasasında tanınan birisidir. İtalya'da bilinir, İspanya'da bilinir, İngiltere'de bilinir. Almanya'da bilinmeyen bir kişi değildir. Yani sevgili Erdem Timur'dan, sevgili Abdurrahim Albayrak'tan daha çok tanınan birisidir. %100. Yani biliyoruz kendisini. Maalesef böyle bir konulara geldiği zaman, transferler de geç geldiği zaman farklı şeylere, yönlere gidilebiliyor. Ben Cenk'in doğru işler yaptığını biliyorum ki çalıştım kendisine. Biliyorum Cenk'i. Yani çok yakından da tanırım. Bir tek onu orada belki titül açısından belki bir sıkıntı yaşıyordur. Kendisi de muzdarip durumda ama resmi menajerlik yapmıyor. Esasında doğrusunu yapıyor Galatasaray Kulübü. Emin ol doğrusunu yapıyor. Hocam kulüplerin menajerleri var. Birkaç tane. Sadece bir tane değil. Yok ki. Anlamadım. Doğrudur bu. Doğru. Yok olması çok olağan yani. Kulüp adına çalışan. Ya hocam Rusya'ya transfer yapıyorsun, yapacaksın diyelim. Bir bakıyorsun 6 tane menajer çıkıyor ortaya. Evet. Birebir önemli bu. Önemli. Hayır yani diyor ki hocam özür dilerim. Estağfurullah. Buraya gideceksen diyor benim üzerimden gideceksin. Sonra bu safa başlayacak buradan geçeceksin diyor. İşte Rusya'ya bir transferde bir bakıyorsun 4 tane 5 tane menajer çıkıyor. Keza Arabistan'a da öyle. Arabistan'da da bir farklılık yok Güney Amerika. Ya burada anladığım kadarıyla şimdi biraz sıkıntı oluşmuş yani demeçlerden, açıklamalardan. Dediğin gibi iletişim açısından, ona cevap verme açısından çok doğru. Doğru. Bir de sonuçta bu insanlar yetki alıp bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Tek başına Cenk Ergün bir şeyi yapmaya çalışmıyor ki. Kendisi de dile getiriyor. Doğru. Zaten öyledir. Mesela biz de geldiğimizde scout olarak çalışıyoruz. Bize derler çeke git şu oyuncu, mesela bazı vardır hedef oyuncular, gidin menajerinle de konuşun. O vakit menajerinle de konuşursun veyahut da kulüp yetkilisine konuşur gidin ama öbür türlü hiçbir şey söylenmez. Sadece gidersin oyuncuyu izlersin ve raporunu yaparsın. Ama söylenirse ya gidiyorsunuz orada hiç olmazsa biz istiyoruz bu oyuncu. Bu oyuncunun tamam okey gittiğiniz zaman ya oranın sportif direktörü veyahut da oyuncunun menajeri kimse bu bulun konuşun. Konuşursun, yazarsın abi, raporunu getirsin, sunarsın, bitti. Cenk'in de işi aynı şekilde. Şey hocam işte hani 30 bir... 30 saniyemiz var hocam. Kerem burada. Hani bir yol kat edilecek ya, nereden başlamak, nasıl başlamak lazım olduğunu bilen insan. Herhalde. Evet. Ama sonuçlandırmada birkaç tane insanın kararıyla olan şeyler. Yani sırf buna Cenk'e yüklenmemek lazım. Bir de onun tek başına aldığı bir karar değil bu ya. Doğru. Ha doğru, bütün bu tarzı olanlar, Sayın Erdem Timur da aynı şekilde, Sayın Albayrak da öyledir. Kulüplerde kim çalışırsa o şekildedir. Sportif direktör de aynıdır. Yani yapı bellidir. Tabii. Yani biliyorsunuz kulübün zaten içinde 15-20 yıldır çalışan insanlar da var. Aynen. Belki birçoğumuzun isimlerini bilmediği. Diğer kulüplere göre de Galatasaray'ın bu noktada bir avantajı vardır. Başkanlar, yöneticiler gelir giderler. Yani ölümlüler aslına bakarsanız gelir giderler. Kulüpteki yapı baki kalır. Böyle bir durumda söz konusudur. Galatasaray'da yanlış bir yapı olduğunu da söyleyemeyiz diye düşünüyorum neticelere baktığımız zaman. Şimdi bir araya gidiyoruz. Az sonra yeniden birlikteyiz.
spor gündemi kaldığı yerden devam ediyor. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları söz konusu oldu sevgili seyirciler Divan Kurulu toplantısında. Şimdi ekranlara taşıyoruz, sonrasında devam edeceğiz. Galatasaray Başkanı Dursun Özbey'in açıklamaları ekranda. Şampiyonluk hedefinden, 25. şampiyonluk ve 5. yıldız hedefinden söz ediyor. Başkan Özbey'in değerlendirmeleriyle alakalı hocam ne düşünürsünüz? Yani bütün takımların müzdarip olduğu gibi sosyal medya. Herkes sosyal medyadan biraz müzdarip oluyorlar. Yani söylenecek ne var? 2 sene şampiyonsunuz. Bundan evvel de 2 sene şampiyon oldu Dursun Başkan. Yani yeni şampiyon olmuyor değil mi? Bildiğim evet. Kadarıyla o Belandalar'ın falan geldiği dönemde şampiyonluk yaşadı. Gene de şampiyonluğa devam ediyor ve şampiyonsunuz. Şampiyon apolitiğinle lige başladınız. Ama işte futbol takımı öyle bir şey ki transfer falan yapmadığınız zaman sıkıntılar. Çünkü alışık değiliz biz az transfer yapmaya. Hep alışıkız böyle 5'in üzerinde olacak. Böyle bol bol transfer yapacaksınız. O vakit hem yönetim veyahut da işte teknik heyet falan başarılı az dedi. Böyle önemli olan elindeki kadroyu muhafaza etmek. Ve onun üzerine o yamaları yapmak. Ne en az yapan Galatasaray hocam. Şu anda en az Galatasaray tabii. Ya iki tane. Çok da büyük bir ihtiyaç olduğunu düşünüyor musunuz? Bence çok fazlasına gerek yok. Gitmiyorsa bakın oyuncu en tehlikelisi şu anda mı? Şu andan itibaren. En tehlikelisi 3 tane 4 tane topçunuz gidiyorsa işte orada sıkıntı yaşarsınız. Toparlayamazsınız. Yani devamlı süre alan oyunculardan bahsediyorum. Galatasaray'ın belli eksiklerini tamamlamaya çalışıyor. Belki bundan sonra bir tane daha yaparlar transfer. Santrafor mevkiniz hazır. Açıklarınız hazır. Orta sahanız hazır. Belki bir tane daha bir yama gelir. Beklerinizi aldınız. Sol bekte bir sıkıntı görüyorsunuz. Tamam. Yani çok infial yaratılacak bir şey değil ama alışık değiliz biz. Taraftar olarak da alışık değiliz. Medya olarak da alışık değiliz. İlla ki bol transfer olacak. Bol transferi kimse gitmiyorsa satamıyorsun. Nasıl yapacaksınız bunları? Bir de ekonomik zorluklar yani, da var hocam. Bunların hepsini düşünmek gerekir. Şu anda daha yeni bir şampiyon gelene kadar şampiyon Galatasaray. Bundan sonra bekleyeceksiniz. Esas önemli olan ligi götürüyorsunuz. Önemli olan Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. En önemli nokta o. Playoff grubundan çıkıp ve Şampiyonlar Ligi'nde gruplara kalmak. İşte orada para geliyor. Orada siz belli başlı ekonomik şartlarınızı o şekilde. Çünkü beraberliğe de fazla olacak. Galibiyete de fazla girecek. Giriş paraları fazla olacak. Ve devamlı Şampiyonlar Ligi'nde fazla maç oynayacaksınız. Yani gruplara kalmak çok önemli hocam. Yani ne yapıp Galatasaray'ı burada 1-2 mağlup olursunuz. Türkiye Ligi'ni force edersiniz. O geliyor çünkü lig maratonu biliyorsun uzun orada inişli çıkışlı ama Şampiyonlar Ligi olmazsa olmazı. Taraftarlar gerek işte serzenişte bulunanlar, kişiler beğenilir o hiç önemli değil. Ama baki olan kulüp. Kulüpte çalışanlar şu ana kadar neler yapıyorlar içlerini bilemeyiz tabii. O ekonomik bankalar bizim konumuz değil onlar. Biz hep sahanın içine bakarız ama yapılan doğru bir şeyler var herhalde onlarla da gidiyorlar. Bu sezonda Sayın Başkan'ın söylediği gibi 25. şampiyonluk diyor. Onu size bırakırlar mı, bırakmazlar mı? Sezon gidişatı mı? Galatasaraylar için önemli olan tek bir konu var şu anda. Şampiyonlar Ligi. Young Boys maçı. Orası abi. Şampiyonlar Ligi'ne kalmak. Onun için de mutlaka vardır. Yani kolay değil bu transferler abi. Elinizdeki oyuncular farklı. Giden önce işte Zaha gidiyor mu gitmiyor mu ki büyük olasılıkla gitti. Gidiyor evet. Gitti. Onun yerine Cenk Ergün de bugün Zaha'nın zaten gitmek istediğini söyledi. Yani karşılıklı bunlar. Beğenmeyebilirsiniz. Siz onu beğenmeyebilirsiniz. Kulüpte kal. Gittiği yerde daha başarılı. O bizim sorun değil. Kalan oyuncularla devam etmek. Ve elinizdeki oyuncuları fazla yıpratmadan sezona devam etmektir. İşte onlar da çalışanlar. Bir sürü profesyoneller var hocam kulüplerde. Hocam en büyük sıkıntılardan bir tanesi benim gördüğüm stoper sakatlanması. Davinson. Davinson'un sakatlanması o büyük sıkıntı. Yani orayı Nelson, Abdülkerim tamam düşünüyorsun ama onların form durumuna yakın zaman için konuşuyorum. Çünkü ayın 20'sinde maç var. 21'inde haftaya bugün. 21'inde maç var. Yakın zaman için Abdülkerim'le Nelson'un form durumu istenilen seviyede değil. Artı tamam belki Kaan da oraya düşünülebilir ama onun da bir sakatlığı vardı. İlk maçta onu da kullanamadı. Lig maç özelinde söylüyorum. Evet. Bir de hocam Davinson ilk oynanan maçta hakikaten çok önemli bir oyuncu. Herhalde. Yani her anlamda çok önemli bir oyuncu.
Bir de çok iyi Copa Amerika geçirdi. Onun sakatlığı şu anda en istenmeyen şey oldu. Bir de çok önemli bir yerde sakatlığı. Üst adıyla grubu diyorlar. Yani, yok arka galiba, hamstring galiba. Ya üst ya arka, yani o tarafta bir yerde, üst tarafta bölgede yani. Ya ha, arkanın üstü olabilir. Ha, olabilir. Yani çok önemli bir nokta. Devamlı siz bir de çok fazla oynadı. Evet. Kupa Amerika'da bir de çok dirençli maçlar geçti. Finale kadar gittiniz ve takımın şeyden sonra neydi o meşhur kaptanları, Kolombiya'nın, ondan sonra ikinci en baba topçusu. Evet. Yani şu an için. James Rodriguez mi? Rodriguez, James şeyde Kupa Amerika'da mükemmel top oynadı. Hakikaten mükemmel top oynadı. Ondan sonra da Sanchez gibi. Takımın beyni geride. O çok şey hocam, zamanlama çok, yani tabii sakatlık mı ne zaman belli olmaz ama Kerem tabii. Çok şu andaki yani durumda çok kötü oldu. Yani şimdi oraya stoper alırlar mı, ayarlarlar mı? Sanchez'i gidecek deniliyor, şu deniliyor. Çünkü Sanchez'in yani ben çok hemen gideceğini tahmin etmiyorum. Bir de elinizden çıkaramazsınız şu anda. Yani Sanchez gibi bir oyuncuyu çıkaramazsınız. Bulmanız çok zor ve çok külfiyetli. Emin'i de gönderdiler Westerlo'ya. O gitti yani, çok külfiyetli. O tarzda bir oyuncu almanız külfiyetli. O paraları veremezsiniz. Yani. Sanchez hocam, zaten zamanında 42 Sanchez'i... milyon mu gördü? Evet. 42-43. Şu an aynı paraya Avrupa'ya gider mi? Onu bilemem. Aynı paraya... Zor daha olabilir. Yaşlandı sonuçta. Yani zor aynen. Olur onu gitmesi ama siz bulamazsınız Sanchez gibi. Çünkü... Kerem, özür dilerim hocam. Davinson Sanchez. Sanchez'in Ajax var mı? Var. Var değil mi? Neresi? Evet. Ajax'tan Tottenham. Oradan mi? Geldi zaten. Oradan. Evet. Tam o transfer döneminden de zaten bahsedebiliriz. Nacional'dan, Kolombiya ekibinden Ajax'a geliyor. 5,5 milyon euroya 2016'da. 2017'de 42 milyon euroya gidiyor sadece bir sezon Ajax'ta oynadıktan sonra. Hakikaten sonrasında da Galatasaray. Kaliteli bir stoper yani. Çok. Şu anda ligimizin en kalitelisi. Yani hem yaş benim olarak... Benim de uzun süredir gördüğüm en kaliteli stoper. Yani çok kaliteli bir stoper. Tabii yanındaki oynayanlar, önündeki oynayanlar bunlar sonraki işler ama şu anda uzun vadeli düşünürseniz, uzun vadeli bir sakat veyahut da satmaya kalkarsanız, tabii gelecek para da çok önemli. Ama aynı kalitede çok zor bulursunuz. Ben şey hocam, satışından çok o bilmiyorum ne olur da, ben o şu anda o bölgede oynayan oyuncuların formsuzluğundan sıkıntı var. Üç tane var zaten şu anda. Evet. Üç tane Sanchez. Nelson. Yok Abdülkerim. Yani ben Nelson'la Abdülkerim'le ilgili. Onları, iyi görmediniz onları. Evet onları yani onu söylemek şöyle, için. Şöyle onlar belki bir iki haftada şöyle bir de onlarda da bir sakatlık yaşarsınız, ne yapacaksınız? Ya orada... İşte bir tek orada Kaan'ı kullanabilir. Metehan kalıyor. Metehan var. Bazen Kaan hoca var, Berkan'ı Metehan kullanmıştı gerçi ama. Ama hocam onlar... O hazırlık öyle, maçlarında öyle biraz mecbur. Berkan var bir maçta daha... Yok bir Kasımpaşa maçı mıydı? Kullanmıştı mecburiyet... geçen sene. Ha, doğru, doğru doğru. Mecburiyetten doğru. Aldı onu. Orta sahayı değişti de forveti galibiyet neyse. Ama şu anda Kaan'ı da kullanırsa ama yetmez gene size. Yani esas Sanchez'in hakikaten bir stoper olarak düşünürse yani... sergiledi ve verdikleri çok farklı. Evet. Yani kolay değil. Uzun vadeli bir sakatlık veyahut da satışta ben ne gelirse gelsin para tamam düşünürüz ama tabii oyuncu gitmek isterse orada da fazla bir karşı gelemezsiniz de bırakılmamasından yanayım. Bulamazsınız, alamazsınız böyle bir stoper. Çok zor. Hangi takım bırakır size böyle elit bir stoperinizi? Veyahut da üçüncü, dördüncü stoper pozisyonuna düşecek. İşte fırsat transferi deniliyor ya, evet. O tarzda bulacaksınız. Ancak o şekilde, o da iş işten geçer. Şu anda Galatasaray'ın ligden falan ziyade en önemli noktası Şampiyonlar Ligi hocam. Evet. Şampiyonlar olmazsa olmazınız orası. Ligi force ediyorsunuz. Lig her zaman sizin elinizde olan bir şey. Orada siz hep ön plandasınız. İşte Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor bunlar hep öndeler. Ama Şampiyonlar Ligi senede bir kere geliyor. Ayağınıza buraya girmek mecburiyetindesiniz. Geçen sezon yakaladınız onu, tam çıkmak üzereydi işte bir iki tane talihsizlik maçlar kaybettiniz, öbür tarafa da gidelim. Ama bu sezon mecbursunuz oraya girmeye. Yani mecburlar, başka bir şey değil. Evet. Hepimiz geçen sezon da elemelerde söylüyorduk. Yani Galatasaray'ın tabii. Şampiyonlar Ligi'ne kalması başarı değil, zorunluluk. Zorunluluk. Bu sene de zorunluluk. Bu sezon da zorunluluk. Çünkü geçen sezon alınan oyuncular o şekildeydi. Değil mi? Şampiyonlar Ligi'ne de biz götüreceğiz. Olmadı. Tamam ama bu sene hazır kadronuz var. Hepsi birbirini tanıyan bir kadro. Çok fazla ekstra oyuncular gelmedi.
bir iki tane oyuncu size ayak uydurur. Ama 6-7 oyuncuyu değiştirdiğiniz zaman tekrardan hocam biliyorsunuz toparlanması evet. zor bir şey. Galatasaray şanslı bu konuda. Çok değişkenliğe gitmedi. Ben şanslı da bir kura çektiğini düşünüyorum evet. Galatasaray'ın. Bir tek oradaki maç yanılmıyorsam orası da sentetik. Young Boys'un sahası da sentetik. Yanılmıyorsam hiç değiştirmediler onları. Uzun zamandan beri sentetik sahada oynuyorlar. O biraz bir sıkıntı yaratıyor takımlarımıza. İsviçre Ligi'nde bu arada bu sezon 5 maçta 2 beraberlik, 3 yenilgileri var. 5 mücadelede 13 gol yediler. 12 takımlı ligde 11. sırada yer alıyorlar. Tabii geçen sezonu şampiyon olarak tamamladıklarını hatırlamak şart, hatırlatmak şart ama bugün güncel tablo daha önemli. İyi sinyaller de vermiyor yani. Tabii bu da form durumuyla alakalı muhtemelen. Evet. Çünkü onu geçen seneki herhalde ritmi daha yakalayamadılar. Bu da Galatasaray'ın avantajına. Yani. Yani ilk maçı deplasman ki deplasman gibi değil. İsviçre'de bir sürü yurttaşımız var. Doğru. Onlar da orada olacaklar. Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ne girme konusunda büyük avantajı var. Sıkıntı yaşamadan. Kerem bir de çözmeli. Biraz önce Fenerbahçe için söyledik. Yani tamam başarı çok önemli, galibiyet çok önemli, ülke puanı çok önemli ama ekonomisi de çok önemli. Bugün hocam 30 küsür tane maç oynuyor şampiyon takım. 38 tane maç. Şampiyon olarak bitiriyor Süper Ligi. Şampiyonlar Ligi'ne girdiği zaman en az 3 katı daha fazla para alıyor. Tabii. Evet. Burada verilenden daha fazlasını Bir de öyle bir gerçek var. Bir de devam ediyorsun hocam. Tabii. Beraberliğe para alıyorsun. Aynen galibiyet var. Galibiyete 1.7 milyon eurolardan bahsediliyor. Yani bu ekonomide kulüplerin bu ekonomisinde çok önemli bir bence... O yazılan rakam. Bunu da düşünmek lazım. Galatasaray biraz fazla eleştirdiler. Tabii taraftarlar çok fazla eleştirdi. Genç transfer yapıyorsunuz, şudur budur. Abi geçten ziyade doğrusunu yapmak önemli. Siz her tarafa saldırırsanız sonra doğrusunu bulamazsınız. Yanlış transferler yaparsınız. Ve bunun sıkıntısını kulüpteki yönetici, başkan falan çekmiyor. Çeken hocalar çekiyor bunları. Yani doğrusunu bulmak önemli. Şu anda nedir? Galatasaray Torreira'nı tamamlayacak bir oyuncu hazırlıyor. Ondan daha çok böyle oyunu iki yönlü oynayabilen. Tamam. Gabriel Saray'ı aldılar hocam. Aldılar o farklı bir oyuncu. Onu da zamanla göreceğiz. Onun yani o tarzda değil. Yani bir şöyle söyleyeyim. Biz Galatasaray'da ne tarzda bir oyuncu bekleniyor? Fred emsali bir oyuncu bekleniyor. Örnek isimleri geçtiği için konuşalım. Fred'den çok daha farklı tabii, bir oyuncu. Wendell tarzında bir oyuncu bekleniyor. McTominay tarzında oyuncu bekleniyor. Ama hepsi hocam farklı oyuncular. Kim? Hepsi farklı ama Galatasaray'ın farklı. Şu andaki kadrosunu Torreira'nın o pozisyonda oynayabilecek yani daha doğrusu oyun iki yönlü oynayacak bu sayılan isimler hakikaten öndeler. Sara çok farklı bir oyuncu. Onun zamanında yarın göreceğiz. Yani Kerem Demirbay'ın biraz daha farklısı. İyi temiz bir ayağı var ama o gitgelleri ne kadar oynar ne kadar eder çok fazla irdeleyen, izleyen bilir. Zaman gösterir. İyi bir frikikleri vardır. İyi frikikleri vurur. Giderken topları vurur ama siz ne arıyorsunuz? Bu arada hep dikine oynamayı düşünen bir oyuncu. Evet, evet. İlk maçtan da zaten bunu gösterdi. Siz nasıl buldunuz hocam bu arada Saray'ı? Ya tabii nasıl bir orta saha istiyorsunuz? Okan Hoca nasıl bir orta saha? Benim gördüğüm Gabriel Sara orta sahayı pas üzerine geçen bir oyuncu. Mesela Beşiktaş'ın aldığı Endor muydu o? Endor. O daha çok eksilterek giden bir orta saha oyuncusu. Aslında ikisinin profili de 8 numara. Ama bir tanesi hocam pas organizasyonlarıyla geçmeye çalışan, daha kaleye yaklaştığı zaman etkili olabilen. Sar ondan bir tane. İşte onu anlatıyorum ben. Yani ceza sahası üzerinde mümkün olduğu kadar bu işi şutla sonuçlandıran, iyi friki atan, kötü de bir savunması olmayan ama evet. Bir Torreira gibi değil. Değil. Şimdi hocam bir virgül koyalım. Dündar Keşaplı bizi bekliyor. Tamam. Bağlantımız var. Bugün Süper Kupa mücadelesinde Real Madrid ve Atalanta Varşova'da karşı karşıya gelecek sevgili seyirciler. Dündar Keşaplı mücadeleyi takip edecek. Karşılaşma öncesinde detayları kendisinden dinleyeceğiz. Dündar Keşaplı söz sizde. Evet iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Sezonun en önemli kupalarından biri ve geride bıraktığımız süre içinde
UEFA Konferans Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde kupalar sahibini buldu ve artık bu sezonun en son kupası Süper Kupa'da bu akşam Varşova'da, Polonya'nın başkenti Varşova'da oynanacak karşılaşma sonrasında, Real Madrid-Atalanta mücadelesi sonrasında sahibini bulacak. Tabii Real Madrid bu sezon gerçekten çok başarılı bir dönemden geçtiğini söyleyebiliriz. Liga şampiyonu, kupasını müzesine götürdü ve 6. kez Süper Kupa'yı müzesine götürmek için bu akşam bir başka Avrupa devi Atalanta karşısında mücadele edecek. Ki ilginç olan, iki takımın başında da İtalyan teknik adamı var. Yani aslında Gasperini ve Atalanta uzun bir süredir Avrupa'da adından en çok bahsedilen kulüplerden biri. Her ne kadar İtalya Serie A'da şampiyonluk sevinci yaşayamasa da, ama Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde, UEFA'da en çok konuşulan takımlardan biri. Ve bu akşamki karşılaşmada ise Atalanta için tarihi bir gün demiş İtalyan ve İspanyol medyası. Çünkü bir tarih yazdı Gasperini, bir tarih daha yazmaya hazırlanıyor ki taraftarların da hayalinde bu Süper Kupa'yı kazanarak Bergamo'ya, yani İtalya'nın Milano kentine yakın Bergamo kentinde bulunan Atalanta'nın müzesine götürmeyi hayal ediyorlar. Tabii Gasperini yapmış olduğu açıklamalarda en iyi şekilde bu maça hazırlandık. Tabii karşımızda bir Real Madrid olduğunda unutmayalım. Biz ama takım olarak yine belki UEFA'da da bizi kimse şampiyon olacağımızı tahmin etmiyordu ama gösterdik ki Atalanta Avrupa düzeyinde en iyi futbolu oynayacak ve kupa kazanacak bir kadrosuna sahiptir dedi. Tabii teknik direktör Ancelotti için de bugün Avrupa'da en çok konuşulan hocalardan biri İtalyan teknik adam, ki adını altın harflerle yazdırmıştı ki İtalya'da 2010 yılından bu yana Inter en son Süper Kupayı kazanmıştı Jose Mourinho döneminde, ki Jose Mourinho için 2010 sezonu İtalya Serie A'da altın bir süreçten geçildiği dönemdi. Ki 4 kupayı müzesine götürmüştü. Ancak o günden bugüne Süper Kupa kazanan İtalyan takımı olmadı. Ancak tabii diğer yandan Ancelotti ise Gasperini ve Atalanta'nın son yıllardaki Avrupa'daki özellikle başarısından bahsederken, tabii biz de bu kupayı kazanarak sezonu en iyi şekilde kapamak istiyoruz. Yani sezonu derken Avrupa Şampiyonlar Ligi'ni kazanan ve ligi kazanan, bir de Süper Kupa'yı kazanan Real Madrid olarak yeni sezona başlamak istiyoruz ifadesini kullandı. Dün akşamki antrenmanlarda dikkat ettiğimiz bir detay vardı. O da özellikle Arda Güler üzerine çok eğilmesi ve ona özen göstermesi teknik direktör Ancelotti'nin, ki İspanyol gazetecilerle konuştuğumuzda bu akşamki takım kadrosunda ilk 11'de yer almayabilir hemen ama ilerleyen dakikalarda belki oynama şansı tanıyabilir kendisine. Onu biz de tabii arzu ediyoruz çünkü Arda Güler son aylarda en çok konuşulan genç ama çok başarılı bir yıldız oyuncumuz olduğunun altını özellikle çizmekte fayda var. Ki bir önemli notu vermek istiyorum ki İtalyan, İspanya medyasında yansımıştı. Manchester United'dan gelen bir mailde 100 milyon euro teklif ediyoruz, bize Arda Güler'i verin dediler. Kısaca toparlamak gerekirse gözler bu akşam Bologna'da, Varsavya'da Ulusal Stadyum'da olacak. 56 bin kişi önünde bu akşamki karşılaşmada sahadan kim ayrılacak, kupayı alarak müzesine gidecek, bunu biz de hep birlikte göreceğiz. Ancak güzel bir karşılaşma olacağını tahmin ediyorum. Gasperini bir mucize daha yaratmak istiyor ve Mbappe'yi bu akşam biliyorsunuz Paris Saint-Germain'den transfer oldu. Önemli bir misyona çıkıyor Gasperini. Lokman, ki Bayern karşısında 3 gol atmıştı, bu akşam bakalım neler yapacak, bunu hep birlikte göreceğiz. Son bir not vermek istiyorum. Bu Süper Kupa dışındaki bugün İtalyan medyasına yansımıştı. Hakan'ın bir önemli mesajı var. Inter'de mutluyum. Inter'den hiç ayrılmayı düşünmedim. Bu sezon hem ligi hem de Şampiyonlar Ligi'yi kazanmayı hayal ediyoruz dedi. Evet, kısaca Polonya'nın başkenti Varşova'dan aktaracağımız notlarda şimdilik bunlardı. Yine birlikte olmak dileğiyle söz İstanbul'da. Son dönemde Süper Kupa'yı Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takımlar müzelerine götürüyor. Hatta 2013-14 sezonundan bu yana sadece bir kere 2018-19'da Atletico Madrid'in Real Madrid'i yendiğini görüyoruz. 2012-13'te Atletico yine Chelsea'yi yendi, Şampiyonlar Ligi'ni kazanan. Yine Atletico'nun Inter karşısında 2010-11 sezonunda elde ettiği galibiyet var. Galatasaray'ın
Real Madrid'i yendiğini zaten hatırlarsınız. 2000-2001 sezonunun başında ya da 99-2000'in sonunda diyelim. Ama son dönemde her zaman Şampiyonlar Ligi'ni kazanan Süper Kupayı da kazanıyor. Evet. Bugün özelinde bir sürpriz beklentiniz var mı? O Atalanta esasında çok enteresan bir takım. Hocasını da çok uzun zamandan beri devam ediyorlar. Evet. Çok farklı yerlerden oyuncular bulup getiriyorlar. Kimsenin düşünmediği ülkelerden de. Ve epi yani basamak basamak değil, bir büyük jet gibi çıktılar yukarı böyle. Sürpriz yapar mı ben çok zor diyorum. Real Madrid tabii %51 diyelim. Gönlümüzden geçen sevgili kardeşimizin Arda'nın oynaması. Belki Sayın Keçap'ın dediği gibi sonradan oyuna girebilir ama inşallah oynar. O da finalde katkı sağlar diyelim ve Arda'ya çok fazla emniyet veriyorlar. Çünkü Amerika'daki maçlarda süre buldu, süre evet. aldı. Ama iyi bir maç olur. Atalanta'da yani hakikaten son dönemler, son 5 seneden beri diyelim ve hatta 6 seneden beri parlayan bir yıldız yani Avrupa'nın. İtalya'da da belki birkaç sene sonra şampiyonluğu yakalayabilecek bir takıma haline gelebilir. Hocam beklentimiz ne olmalı bu akşamki mücadeleyle ilgili? Vallahi yani Real Madrid'le... Real Madrid varsa Real Madrid yani öyle diyeceğim zaten de yani oyunlarda falan ya Kerem enteresan işte Manchester City maçını düşünüyorum. Son finali de işte yani bir türlü şey oluyor yine Real Madrid'de kalıyor kupa. Evet. Ben bugün de çok farklı bir şey olacağını düşünmüyorum. Tamam Atalanta iyi takım. Çok dinamik bir takım. Çok etkili oynuyorlar ama ya Real Madrid takımı yeri geliyor. 8 kişiyle savunma yapıyor. Bir öne çıkıyorlar. Pozisyon bulup golü atıyorlar. Yani çok enteresan. Ki o takıma Kylian Mbappe de eklendi. Yani bugün de 11'de bekleniyor. Muhtemelen. Tabii bir de burada Arda hocam açtı konuyu. Ben bu sene Arda'nın daha çok süre alacağını düşünüyorum. Almalı da. Evet. O da o yüzden de bizim için önemli. Bu akşam da inşallah süre alırsa keyifli bir şekilde izleriz. Ama benim favorim Real Madrid. Mbappe'yi de aldılar. Sanki önde hiç hızlı oyuncu yokmuş hiç gibi. Yok hocam. Yokmuş gibi. Ya, nasıl tutacaksın onları? Yani hakikaten çok enteresan bir takım. Real Madrid'in muhtemel 11'i şu. Courtois, Carvajal, Rüdiger, Militao, Mendy, Valverde, Tchouaméni, Bellingham, Rodrigo, Mbappe, Vinicius. Evet. Biraz göz korkutan bir 11'i var. Ön taraf 100 metreciler. Evet. Vallahi öyle ya. Atsan yani olimpiyatlarda yakalarlar herhalde. Hedefe giderler. Hedefi zorlayabilecek evet, oyuncular var. Yani. Bakalım. Baş güzel etmek çok zor ya. Bizi hakikaten. Bekliyor gibi görünüyor. Hocam bir de sonuçlandırıyorlar. Evet. Yani süratli olmak çok kıymetli futbolda ama sonuçlandırmak, tamamlamak anlamına geliyor. Oyuna çıkışları nasıl hocam? Ya hocam yani o kadar etkililer ki. Rüdiger'i 2000 kaçtı ya Allah'ım? 2010 ya. Faulpeşlik'te altyapıda. Düsseldorf turnuvasında izliyordum ben onu. Ondan sonra izlemeye başladım. Adam harikalar yarattı ya. Bir de çok şey olmadı değil mi Kerem? Yapıyı bozmadılar kadroya. Yok yok. Bir Mbappe'yi aldılar. Bir de evet. Kiralık bir oyuncuları vardı. Kimdi o? Yaştan dolayı. Bir göz atayım. Emin olayım. Real Madrid'in Endrick'i aldılar. Endrick'i aldılar. Evet. Onu belki ayrıca söylemek lazım. Onun dışında ki onu 2-3 sene önce transfer ettiler biliyorsun. Evet evet. Orada oynattılar onu. Evet. Orada onun yaş probleminden tabii. dolayı hocam. 18'i beklediler. Bir tane 18... aldılar onlar galiba. 16 yaşında öyle bir risk daha var öyle. Bir yerde. Ya hocam bir de enteresan bir takım. Hep dikkat edersen Rüdiger filan tam onları Kurtay'ı filan tecrübeli koyalım ama diğerleri çok genç. İşte Carvajal gerçi biraz daha deneyimli. 32 falan var orada. Evet. Müdafada biraz oturaklılar. Ön taraf ama çok süratli ya. Müthiş. Ve genç oyunculara yöneldi. Daha hala Modric mesela bak Modric bırakmadılar. Evet. Hoca evet, bırakmadı. Evet. Engin Cançelik bizi bekliyor. Az önce Varşova'daydık. Şimdi Viyana'ya gidiyoruz. Rapid Trabzonspor mücadelesi yarın oynanacak. Ve Engin Cançelik Viyana'dan gelişmeleri bizimle paylaşacak.
Kerem teşekkürler. Avusturya'dan, Viyana'dan mutlu akşamlar, iyi yayınlar dileyelim. Allianz Stadyum'dayız. Temsilcimiz Trabzonspor yarın saatler 19'u gösterdiğinde hemen arkamızda bulunan o yeşil zeminde sahaya çıkacak ve tur peşinde olacak. Artık stadyumda da son hazırlıklar yavaş yavaş başladığını ifade edelim. Saatler 18.30'u gösterdiğinde Abdullah Avcı ve yeni transfer Okan Yokuşlu basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak. Saatler 19'u gösterdiğinde ise antrenmanın 15 dakikası açık bir şekilde gerçekleşeceğini ifade edelim. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı sizlere şimdi stadyumun atmosferini gösteriyor. Hemen o ekranda, LED ekranda Willkommen ve hoş geldiniz yazısı var. Burada kameraman arkadaşım Erdal Balcı ile birlikte stadyuma girmeden önce güvenlik görevlileriyle konuştuğumuzda yarınki maça yoğun bir ilginin olduğunu söyledi. Aslında bu stadyum uluslararası maçlarda 28 bin kapasite ama yarınki maçta ise 24 bin kapasiteyle oynayacak. Yaklaşık 2500-3000 kişilik tarafta da deplasman tribünde hemen sol tarafta. Kameraman arkadaşım Erdal Balcı birazdan sizlere gösterir orayı da zaten. Kale arkasında sol tarafta da temsilcimiz Trabzonspor taraftarları olacak. Bugün öğlen saatlerinde geldi temsilcimiz Trabzonspor Viyana'ya. Akşam saatlerinde de öğlen saatlerinde de direkt kampa gitti, kamp yapacağı otele gitti ve otelin ardından da yaklaşık yarım saat sonra otelden çıkışı gerçekleştirilecek ve stadyuma doğru hareket edecekler. Dediğimiz gibi saatler 18.30'u gösterdiğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacak Abdullah Avcı ve Okan Yokuşlu. Saatler 19'u gösterdiğinde de 15 dakikası açık bir antrenman gerçekleştirecek. İki oyuncudan yoksun geldi Trabzonspor kamp kadrosunda. Hüseyin Türkmen sakatlığından dolayı ve Savic sakatlığından dolayı yarınki maç kadrosunda olmayacağını ve bugünkü kamp kadrosunda da olmadığını ifade edelim. Dediğimiz gibi saatler 18.30'u gösterdiğinde basın mensuplarının sorularını yanıtlayacaklar. Saatler 19'u gösterdiğinde de hemen arkamızda bulunan yeşil zeminde son antrenmanını gerçekleştirecek. Buradaki atmosferden bahsedecek olursak, aslında İstanbul'da sıcak bir hava vardı iki gün önce ama buradaki havada İstanbul'u aratmıyor desek yanlış ifade etmiş olmayız. Yoğun bir nem var, yoğun bir sıcak var. Zaman zaman da yağışın şiddetini gösterdiğini söyleyebiliriz. Biz gelişmeleri aktarmaya devam edeceğimizi söyleyip sözü tekrardan size bırakalım. Teşekkür ediyoruz Engin Canceli'ye. Trabzonspor Rapid karşısında yarın sahada olacak. Hocam nasıl bir mücadele bizi bekler? Burada 1-0 kaybettikten sonra orada turu almak tabii ki kolay değil ama evet, teslim bayrağını çekerek de sahaya çıkmayacak Trabzonspor. Tabii canım, yani Trabzonspor'un kulüp hafızasında Avrupa'da çok başarılar var. Evet. Öyle düşündüğümüz zaman kesinlikle senin dediğin gibi olmayacak, onu söyleyeyim. Evet. Ama şu da bir gerçek, çok hazır da bir Trabzonspor yok şu anda. Sezona 4 büyük takımlar içerisinde en çok transfer yapan, hala da yapmaya devam eden ama anlamsız bir şekilde eksik bölgelerine değil de yoğunluk olduğu bölgelere transfer yapan bir Trabzonspor var. Son Sivas maçında oyun hiç tatmin edici değildi. Açıkçası Trabzonspor'un biraz daha zamana ihtiyacı var. Kerem, şu yönden oynanan hem eksikleri var hem de oynanan oyun konusunda sıkıntıları var. Çok tekrara ihtiyacı var. Benim de çözemediğim bazı konular var. Mesela Trabzonspor'un şu anda hocam elinde 6 tane stoper var. Yarın Savic büyük ihtimalle olmayacak. Kadroda yok. Bir tane daha stoper aldılar. Trabzonspor atak çeşitliliği olarak kenar orta yapıyor. Santrofor yok. Kafa vuracak uzun boylu bir oyuncusu yok. Aldığı oyuncular hazırlık döneminin bazılarında bulunmadıkları için hazır değil. Böyle bir ortamda Rapid rövanş maçına çıkıyorsunuz. Bir karamsarlık var herkeste Trabzonspor'la ilgili. Ama şöyle de bir gerçek var hocam. Rapid çok formda. Bir önceki turda aldığı skorlarla bunu gösterdi. Wisla Krakow maçında. Ama Trabzonspor eğer bildiğimiz Trabzonspor gibi oynarsa, bir maç özelinde performans gösterirse, hiç öyle herkesin söylediği gibi işte Rapid turu geçer falan, ben Trabzonspor'un o kadar kolay yenileceğini düşünmüyorum. Ve sorun çıkaracak Kerem en azından ama
hoca burada şuna bence önem vermek lazım. Oyuncuların maçın içerisinde orijinal yerlerinde kullanmak lazım. Neden kastediyorum? Mesela Draguş Gaziantep'te gezgin bir santrofor olarak oynadı. Çok da başarılı oldu. Ama bu maç özelinde acaba Draguş'un yerini değiştirip belki santrofor arkası veya kenar oyuncusu olarak bir kanat forvet olarak ilk 11'de başlaması daha mı mantıklı? Bir tane 6 numara, 2 tane 8 numara belki orta saha dinamizmi olarak görüntüde bir şeyler vaat ediyor ama rakip kaleye gitme konusunda size bir yol çıkarmıyor. Acaba oradaki biraz daha ofansif oyuncu tercih edilebilir mi? Sezon başı itibariyle Kerem bir de şöyle bir şey var. Çok oyuncu transfer ettiğiniz zaman bir oyun formatını oturtmakta zorlanıyorsunuz veya gecikiyorsunuz. Şu anda Trabzonspor bu sorunu yaşıyor. Şöyle bir baktığımız zaman Pedro oynuyor. Yanında Savic, Denswil, Barasic oynuyor. Aşağı yukarı yani Denswil hariç savunma hattınızı komple değiştiriyorsunuz. Onun önünde hoca bazen Okay'ı değerlendiriyor. Bazen Lustrom'u değerlendiriyor. Bazen Mendy'yi değerlendiriyor. Yani bütün böyle düşündüğün zaman hoca da bir arayış içerisinde bir oyun felsefesini oturtturabilmek için. Trabzonspor'un bu maçı şöyle önemli Kerem. Eğer bir türlü Rapid'i geçebilirlerse önümüzdeki hafta Bay Trabzonspor. Evet. Sonrası Kayseri içeride oynuyor. Yani o haftada biraz daha hazırlanma, biraz daha oyun kültürünü oturma açısından zamanları da var. Ama yarın çok önemli. Ama ben bakıyorum biraz karamsarlık var. O kadar enseyi de karartmamak lazım hocam. Bu arada kadro kalitesi olarak da Trabzonspor'un Rapid'i elemesi lazım. %100 katılıyorum. %100 katılıyorum. Sadece şu açıdan sıkıntı olabilir. Onlar biraz daha önce açtı. Hazırlık periyodunda biraz daha fazla süre kullandılar. Evet. Rapid için söylüyorum. Ama dediğim gibi doğru bir kadroyla... Ya şöyle olur Kerem. İşler bazen kötü gider. Hocam da bilir, biz de biliriz. Bir reaksiyon vereceğim bir maç lazım sana. Bu maç onlardan bir tanesi. Eğer bu reaksiyonu verirse... İlk maçın 1-0 yani kaybedilmesi falan bence çok önemli değil. Trabzonspor'un oyunu değiştirecek, skora katkı yapabilecek oyuncuları var. Hocam ne dersiniz? Viyana'daki mücadele bize ne vaat ediyor? Şöyle, rakip takımın sizden iyi olma tarafı takım oyununu iyi oynuyorlar. Doğru. Takım oyununda iyiler. Bu tarafta da en başarılı oyuncularınız kim? En hazır oyuncularınız kaleciniz ve Vişka. Performans olarak. Geçen sezonlarda ne dedik? Stoperlerde sıkıntılarınız var. Bu stoperlerle çok fazla Trabzon yukarılarda olmaz. Sıkıntı yaşar. Ve nitekim onu sezon boyu yaşadılar. Şimdi çok iyi bir stoper aldınız. Ve daha hala orayı kapatmaya çalışsa ama bu sefer orta saha hocam hepsi aynı müdahil. Hepsi hemen hemen birbirinden çok fazlalıkları yok. Oyunu yönlendirecek oyuncu çok az. Evet, o eksikliği var hocam. Yani, yapacaklar ama oraya mutlaka transfer yaparlar. Şimdi santrafor bölgesinde o ismi geçen oyuncular alırsanız o vakit farklı bir Trabzonspor göreceğiz. Ama oraya gelene kadar da şimdi mesela alıştık geçen sezon ikinci dönem bilhassa. Vişka da onunla birlikte parladı. Minio'dan bahsetti. Ha, Minio. O tarzda, evet. O tarzda bir sağ bekiniz yok. Ya yani, Pedro daha dinamik bir sağ bek. Genç ama savunma defoları var. Yani şimdi, savunma hataları yapıyor. Siz tabii... Ama geliştirilebilir bir oyuncu. Kesinlikle şöyle geliştirilebilir. Şöyle bekleyeceğiz tabii ona. Çok önceden önyargı var. Fakat önünüzdeki oyuncu. Oyuncuyu siz oynatmak istiyorsanız arkadan o destek şart ona. Vişka'dan bahsediyoruz. Yani hakikaten geçen sezon ikinci yarı çok farklı bir Vişka izledik. Çünkü arkasındaki oyuncu oynayan ve oynatan bir oyuncuydu. Burada dinamik bir oyuncu ve pozisyon bilgisi de gördüğümüz kadar biraz sıkıntı var orada. Kimin hocam? Pedro'nun. Pozisyon bilgilerinde sıkıntı var. Farklı bir takımlar size orasını çözerse kullanırlar. Ha, Savic geldikten sonra sana nasıl oynanacağını öğretir o. Savic de o yok. Tabii öğretir o. Çünkü öyle bir stoper. Zaman lazım çünkü epey bir transfer yaptılar. O transferlerin ama hocam ne gerekiyorsa bir tane orta sahada bir virtüöz şart onlara. Ya hocam orada Bardi'yi kullanıyor orada hocam. Orada bir 3 dakikamız var ona. Bardi'yi kullanıyor. Tabii
yetmez. Çok olmadı. Orada esasında daha enteresan konular var. Onlardan bir tanesi Orsic diye bir oyuncu var. Evet. Hırvat milli takım oyuncusu. Evet. Tamam, bu oyuncu geçen sezon başı ön çaprazını koparttı. Ya geçen sene 2023'tü, 2024'e girdik. Oyuncu hala oynamıyor. Toparlayamadı herhalde. Hocam listeye yazılmadı. Ya oyuncu bir senede ne kalp ameliyatı mı oldu? Neyi toparlayamıyor hocam? Ben anlamadım. Bir sene oldu ya. Ya bu adam Hırvat milli takımının kenar ve 10 numara oyuncusu. Evet. Yani iyi kaliteli bir oyuncu da. Hayır, yani deneyim açısından da kaliteli hocam. Şu anda kadronun yani çok bu oyuncuyu sol önde kullanabilirsin. Bilmiyorum tabii antrenman şeyi düzeyine durumda sol ama. Sol elini doldurdu orayı. Yok hocam, Envakame de hazır değil. Değil tabii. Orayı Trezege ile oynuyor. Rapid maçının 60. dakikası oyuna giriyor Trezege. Bireysel olarak fark yaratıyor. Sivas maçında Araki bulasın. Yani yazı mı tur ama onu da anlamadık. Bakayım, santrafor forsun atıyorsun yani. Ya hocam Draguş mesela çok özverili, çok iyi niyetli. Ama oyuncu direkt merkez santrafor oyuncusu değil, yardımcı oyuncu. Ya ona bir yer bulmak lazım, kurgulamak lazım. Çünkü çok yalnız kalıyor. Destek yani, gelmiyor hocam arkadan. Dedim ya işte o oyun kurgusunda nasıl dedik hani şey diyorduk. Trabzonspor'u tek yönlendiren birisi vardı şampiyonluk döneminde. Hamçık ve şey triyosu. Evet. O tarzda bir oyuncu eksik değil. Bir iki tane belki de ya, gerekecek. Ya hocam şimdi 6 tane stoper var. 4 tane orta saha var. Hatta 5 tane. Oyunu aklı olacak bir orta saha yok. Yok. Senin kurgunda kenar ortalar çok önemli. Kiviska getiriyor. Kafa vuracak oyuncun yok. Bir tane var Enis Destan. Sivas maçında sana gol yağdım. 87'de oyuna giriyor. Onun üzerinde durması lazım. Şayet böyle bir takımınız varsa şu anda size etkili bir alan yaratabilir orada. Santrafor. Bir de bizim genç kardeşimiz Belçika'dan aldıkları. Cihan daha farklı profil. Tabii hocam, o hareketli. Açıkta da kullanmak istiyor. Orada da ona da bir yer bulmanız gerekiyor. Orada burada falan dedi. Ona bir yer bulup hocam, orada götürürüz. Cihan çok 30 saniyemiz hocam. Cihan çok yetenekli. Evet. Çok önemli bir transfer, bir kazanç olacağını düşünüyorum ama hala oyun bilgisini geliştirmede sıkıntıları var. Onu düzeltmesi lazım. Çünkü büyük takımlarda oyun bilgisi güçlü oyuncular zaten lazım. Çok teşekkür ediyorum. Ben Abdullah teşekkür ederim. Mahmut Hocam, ağzınıza sağlık. Sağ ol. Spor gündemine noktayı koyuyoruz. A Spor ekranlarından ayrılmayın. Hoşçakalın.